İyi akşamlar. CNN Türk ekranlarında yeni bir program, üstelik tarih programıyla karşınızdayız. Sağım solum tarih. Programa başlamadan önce Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiği bu dönemde hem biraz sükunet, hem barış, hem huzur, hem şehitlere rahmet diliyoruz. Bunu programın açışında belirtmiş olayım. Programımızın adı Sağım Solum Tarih. Şimdi sağım solum tarih deyince ne anlama geliyor? Bu neden böyle bir isim seçildi programa? Birkaç cümleyle ona değinmek istiyorum size. Bir defa gerçek anlamda üzerinde yaşadığımız topraklar, Türkiye coğrafyası, medeniyetlerin, uygarlıkların buluştuğu bir yer. Birçok kültürün, uygarlığın, medeniyetin geçtiği bir yer. Üstelik daha çok yakında Marmaray sebebiyle İstanbul'un tarihini 8-10 binli yıllara götüren buluntular ortaya çıktı. Anadolu'da şu anda Göbekli Tepe denen arkeolojik kazı alanı insanlık tarihinin bazı noktalarını geri götürebilecek seviyeye geldi. Dolayısıyla gerçekten çok münbit bir coğrafyada yaşıyoruz tarih açısından. Sağımız solumuz tarih. Tabii bunun yanı sıra bu programı birlikte yürüteceğimiz çok değerli iki isim, iki duayen gazeteci, araştırmacı gazeteci ile beraberim ben. Sağım solum tarih derken gerçek anlamda yön olarak da sağımda solumda Altan Bey'den başlayayım. 1932 doğumlu Altan Bey. 1932 yılından günümüze kadar düşünürsek çok uzun bir tarihin tanığı aynı zamanda. Aynı şekilde Taha Bey de 1946 doğumlu. 1946'dan bu yana değil belki ama 50'li yıllardan itibaren yaşadığımız Türkiye'nin tanığı. Ben 1963 doğumluyum. 70'li yıllardan itibaren tanığım. Bir anlamda biz bir üç kuşağı simgeliyoruz burada. Üç farklı kuşak, üç farklı bakış açısı boyut. İkincisi hem Altan Öğmen'in hem Taha Akyol'un çok önemli bir özelliği var. İkisi de gazeteci. Uzun yıllardan beri gazeteci. Hatta Altan Bey 1950 yılından beri gazeteciliği devam ediyor. Hala devam ediyor. Bugün de Hürriyet'te yazısı vardı bu Tan olayları üzerine. Taha Bey de aynı şekilde her günle başlayan basın ve her gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organıydı. 1977'de orada yazmaya başladı. Evet. Altan Bey 1950'de Ulus'ta CHP'nin yayın organında başlıyor. Ben de MHP'nin yayın organında başlıyorum. 1977'de siz de MHP'nin yayın organında başlıyorsunuz. Tabii gazeteci demek çağının tanığı demek. Çağını aynı zamanda kaydeden insan demek ve hem o günün insanlarına hem sonraki kuşaklara ileten insanlar demek, meslek demek. O açıdan sağım solum tarihte sizlerin varlığı çok önemli. Tabii bunun yanı sıra sizlerin varlığının bir önemi daha var. Sizler yalnızca gazeteciliği severek ve hevesle yapmıyorsunuz. Yanı sıra araştırmacı bir yanınız da var. Her ikiniz için de söylüyorum. Altan Bey zaten bu meşhur mobilya davası olayıyla, Demirel'in yeğeniyle alakalı yazdığı kitaptan bu yana şimdi de anılarını yayınlıyor. 4. cilde geldi ve bir anlamda Türkiye'nin demokrasi tarihini yayınlıyor. Taha Bey de 1980'li yılların başından itibaren herhalde 25'i aşkın kitap yayınladı. 25'i geçmiştir kitap sayınız. Bunun yanı sıra belgeseller yayınladınız. Yani şöyle diyelim, biz üniversitede şöyle deriz, bir tez yazacak öğrenci geldiği zaman senin sorun ne, derdin ne, ne arıyorsun? Yani bizlerin sorusu var, derdi var, sizleri kastediyorum ve bu Türkiye, Türkiye'yi anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii sağım solum tarih derken şimdi son özelliğine de vurgu yapayım bu programın. Taha Bey sağ gelenekten geliyor, milliyetçi, muhafazakar, liberal diyebileceğimiz gelenekten geliyor. Altan Bey aileden de hem de sonraki meslek hayatından da sol gelenekten geliyor. Üstelik CHP'nin de genel başkanlığını yaptı bir dönem. Sonra ayrıldı. Dolayısıyla sağım solum tarih derken hakikaten her yanımız tarih ama tarihe sağdan ve soldan bakışı da kastediyoruz biz aynı zamanda. Ben de akademisyen kimliğimde, tabii ki benim de siyasi fikrim var. Akademisyen kimliğimle burada bulunuyorum ve bu konuşmaları yapacağız. Tabii ki biz üçümüz aynı fikirde olmak için masanın etrafına toplanmadık. Aksine evet, ayrı fikirlerde olduğumuz için toplandık. Evet, ve bundan da keyif alıyoruz. Çünkü bir gerçeğe bakarken farklı yönleriyle bakabiliyoruz. Tabii ki temel ilkelerde uzlaşabiliriz. Tabii ki farklı bakış açıları geliştirebiliriz. Aynı konuda aynı şeyi söylememiz gerekmiyor. Ne iyi ki böyle olması gerekmiyor. Çünkü çoğulculuk bu demek zaten. Bu farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle bir arada olmak bu. Eski deyiş geldi aklıma. Barakayı hakikat, barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan doğar. Bu bir anlamda programında Namık Kemal'in ünlü sözü. Ünlü sözü. Dolayısıyla daha doğrusu Namık Kemal'e atfediliyor. Hala bildiğim kadarıyla kesinleştirilemedi ama Ziya Paşa mı Namık Kemal'e evet, çok uygun olduğu evet, düşünülüyor bunun. Evet. Dolayısıyla izleyiciler için söylüyorum. Biz Sağım Solum tarih programında Türkiye'nin bugününü anlamak için, içinde yaşadığımız günleri anlamak için, içinde yaşadığımız sorunlara biraz farklı ve yakından bakabilmek için Türkiye'nin yakın geçmişine yöneleceğiz. Bugünle yakın geçmiş arasında, yakın tarih arasında bağlar kurmaya çalışacağız. Bunu yapmamızın sebebi de, tekrar ediyorum, bugünü daha iyi anlamak, yerli yerine oturtmak. Dolayısıyla eski deyişle ben bu programın bu açılışını yaptıktan sonra, herhalde 1950'lerden sonra terk edildi o söz ama ben müsaade ederseniz kullanayım. İki Şeyhül Muharriri'nin karşısındayım ben. Yani kendi alanlarında hakikaten eski tabirdir bu. Basında kullanılır. Basının hakikaten duayeni, en eskisi. Biz duayen tabirini kullanıyoruz ama eskiden kullansaydık Şeyhül Muharrir'in diyecektik. Ben programla ilgili sizin de açılış yapmanız için Altan Eymen'den başlayarak sözü Altan Eymen'e bırakayım. Sonra konumuza gireceğiz. Bir kere çok teşekkürler. Bir iki defa da estağfurullah demek lazım. Çünkü Şeyhül Muharrir'in denince işte artık bütün şeylerin şeyhi, yazarların, çizerlerin demek, haşa tabii öyle bir iddiam olmadı. Fakat insan yaşı ilerledikçe tabii daha fazla şey görmüş oluyor. Hadiseleri de izlediği için. Daha eski zamanlara bakıldıkça da işte benim söyleyecek şeyim oluyor. Taha Bey tabii benden hayli geç ama onunla bazı benzerliklerimiz var. Bir yandan şeyle gazetecilik yaparken, hatta gazeteciliğe başlamadan önce belki siyasetle de meşgul olmuş haldeyiz. Bu açıdan sağ sol denilince biraz ona uyuyoruz değil mi bu kategoriye? Asıl ama bizim şeyimiz, bizim bu söyleyeceklerimize ışık tutacak olan ilim tarafı, eski deyimle yani bilim tarafı. Onu da zaten istemiş ediyorsunuz. Böylece başlayalım o zaman, gündeme girelim. Peki Taha Bey buyurun. Şimdi bu programda üçümüz konuşurken bir konuyu vurguladık. Onu ben izleyicilerimize sunmak istiyorum. Bir tarih programı olmakla yetinmeyip günümüzle, bunu siz ifade ettiniz, tarih arasındaki bağlantıyı ortaya koymak. Dolayısıyla bu aslında bir güncel program. Evet. Mesela bugün konuşacağımız konu 12 Eylül'e doğru gençler birbirini öldürürken politikacılar ne yapıyordu? Bunu bugün memlekette kan akarken, şehitler verilirken politikacılar ne yapıyor diye anlayabiliriz. Ve karşımıza şu politikacı, bu politikacı, şu dönem öteki parti, beriki parti falan ortak bir hastalığımız çıkıyor. Çatışmacı kültür, müzakereci olamamak, sorunları görüşerek halledememek, bir koalisyon bile kuramamak. Bugün de karşı karşıya olduğumuz temel problem bu. Dolayısıyla burada hakikaten üç ayrı dünya görüşüne sahip ama müzakereyi, hakikatin tek olmayıp çok yönlü olduğunu kabul eden ve tartışmanın da medeni uslupla, müzakere uslubuyla yapılmasını gerektiğini göstermeye çalışan bir program bu. Muhtemelen 1950'li yılları, tek parti dönemini falan konuşurken Altan abiyle Sayın Altan Öğmen'le benim aramda görüş farkları olacak. Ben onun kitaplarını okudum, görüşlerini biliyorum. O benim görüşlerimi biliyor. Farklılıklar var ama ben gerçeğin bir kısmını anlatmış olacağım. Altan Öğmen gerçeğin öbür taraftan bakınca görünen başka bir kısmını anlatacak. gerçeğin tamamını anlamak için bunların ortaya konulup konuşulması lazım. Metot bakımından bugün ateşli kavgalar yapan, her ağzını açtığında birilerine hakaret eden politikacılara bir uyarı olsun diye de bunu söyleme ihtiyacını duydum. Teşekkür ederim. Dolayısıyla Altan Bey bir şey mi söyleyecektiniz? Hayır. Yani... Dolayısıyla bizim yapacağımız program bir şekilde ve her zaman güncelle, günümüzle ilişkisini kuracak ve bunu devam ettirecek. Tabii ben programı biraz uzatarak açtım galiba. Bu arada şeyi de unuttum. Acemiliğimi bağışlasın dinleyenler, seyirciler. Biz ne konuşacağız? Bugünün gündemi ne olacak? Gerçi bu izah edilmişti tanıtımlarda vesaire ama şimdi biraz daha somutlaştıralım onu. Günümüzden geçmiş arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız diye. Bugün çok yakın bir dönemde, daha bir hafta önce Hürriyet Gazetesi'ne yapılan bir baskını yaşadık ve bunun tekrarını yaşadık. Dolayısıyla bu bizim aklımıza Türkiye'de bu tür gazete baskınları ne zamanlar yapıldı, neden yapıldı, bunu kimler yaptı, bunu aklımıza getirdi. Dolayısıyla ilk programımızda biz Türkiye'de, Türkiye demokrasi tarihinde ki Türkiye demokrasi tarihinin biraz da yaralı bereli olmasına sebep olacak olan bir olayla, Tan Gazetesi baskınıyla, Tan matbaası baskınıyla başlıyor bu olay. Dolayısıyla programımızda ilk ele alacağımız konu gazete baskınları ve bu gazete baskınlarından ilki de Tan matbaası baskını 4 Aralık 1945. İkincisi 1960'ların 27 Mayıs darbesinden sonra sağın önemli gazetelerinden biri Yeni İstanbul Gazetesi'nin 1962 ve sonra da 1963 yılında uğradığı iki ayrı İstanbul'da ve Ankara'da uğradığı saldırılara bir bakacağız. Sonra da günümüze kadar geleceğiz. Tabii biliyorsunuz bu konuda bir önemli daha bir baskın daha var. Özgür Ülke'ye 2 Aralık 1994 tarihinde yapılan bombalı bir saldırı, ölümle neticelenen bir saldırı. Fikirlerine katılırsınız, katılmazsınız ama bu asla ve kata onaylanmayacak ve telin edilmesi gereken uygulamalar. İkinci bölümünde programımızın yine günümüzü çok yakından ilgilendiren 12 Eylül konusuna değineceğiz. Niye günümüzü çok yakından ilgilendiriyor? Anayasasıyla bile ilgilendiriyor. Kurduğu siyasi düzenle, yürütmeye verdiği anlamla, politikayı değiştirmesiyle, politikacıları değiştirmesiyle, ekonomiyi değiştirmesiyle çok önemli. Öncesi ve sonrasıyla 12 Eylül üzerine duracağız. Fakat bu 12 Eylül'de biz askerin üzerinde değil, sivillerin ve politikacıların üzerinde duracağız. Buna zaman ayıracağız. O yüzden önce 4 Aralık 1945'te ne oldu? Tan baskını nedir? Bugün Altan Öğmen'in Hürriyet Gazetesi'nde Tan baskını üzerine yazdığı çok güzel bir yazı var. Daha önce de kendi hatıratını derlediği, yazmaya başladığı Bir Dönem Bir Çocuk'ta bu Tan Gazetesi bölümünde yazmıştı zaten. Bunu da bu vesileyle göstermiş olayım. Ve ilk sözü de Altan Bey, şimdi ben anlatsam tarih olarak anlatacağım ama Altan Bey onu bir tanıklık olarak da veya o dönemin içinde yaşayan bir insan olarak da, gerçi daha lise talebesiydiniz galiba, lise öğrencisiydiniz ama ortaokul lise. Ben pardon, o sırada Ankara'daydım. Gazeteciliğe başlamamıştım. 1945'te işte lisedeydim galiba. Fakat izledik Ankara'dan. Çünkü liselerde de o zaman izleniyordu, ne oluyordu, ne bitiyordu diye. Önce şeye bakmak lazım, o seneyi hatırlamak lazım. 1945 senesi Avrupa'da savaşın bittiği tarih. Ağustos ayında Japonya'da dahil teslim olduktan sonra bütün Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Ama Mayıs'tan itibaren Avrupa'daki savaş da bitmiş oluyor. Türkiye'ye de çok partili döneme geçme adımlarına başlıyor o yıl. İsmet Paşa'nın bir 19 Mayıs konuşması var, 19 Mayıs gününde. Bu önce o kadar direkt söylemiyor bunu, endirekt olarak, dolaylı olarak söylüyor. Ama zaten o söylediklerinin hemen arkasından partilerin kurulması falan başlıyor. Yani harp zamanının sıkıntıları bittikten sonra artık işte demokratikleşme yolunda adımlar atacağız anlamında. İlk parti Milli Kalkınma Partisi o zaman. Ondan sonra da Demokrat Nuri Demirağ. Nuri Demirağ'ın Tayyarici Nuri Bey diye bilinen bir zat, Türkiye'nin iktidar partisi dışındaki, o zaman bir tek partisi dışındaki ilk partiyi kuruyor. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinde olup da o zamana kadar ayrı bir parti kurmaya karar verenlerin partisi, Demokrat Parti kurulacak. O 7 Ocak'ta kurulacak. Fakat o Aralık ayına gelmeden önce şöyle gelişmeler oluyor. O partinin hazırlıkları, Menderes'in, Celal Bayar'ın, Fuat Köprülü'nün, Refik Koraltan'ın kurucuları olduğu partinin, Demokrat Partisi'nin kuruluş hazırlıkları devam ederken Ruslarla aramızda bir dış politika meselesi çıkmaya başlıyor. Bu şöyle, Rusya, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla, Stalin Rusyası, Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da başlamış, 6 sene sürmüş. Savaşın başında Almanlarla beraber hareket ediyor. Beklenenin aksine. Yani bir taraf Almanya, işte nasyonel sosyalist, faşist neyse, öteki de komünist, birbirleriyle ideolojik olarak can düşmanı olmalarına rağmen öyle bir ittifak yapıyorlar ki ikisinin de menfaatini olduğunu görerek Rusya'da bundan istifade edip Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği toprakları yavaş yavaş geri almaya başlıyor. Mesela Polonya, Almanya Polonya'ya hücum ediyor. Almanya ile anlaşıyorlar. Onun önemli bir kısmını yeniden topraklarına katıyor Sovyetler Birliği. Baltık devletleri, Estonya, Litvanya, Letonya, onları da alıyor. Arkasından Finlandiya ile gene bir meselesi var. Onu halletmek üzere harekete geçiyor. O sırada Türkiye'den de boğazları birlikte hareket edelim teklifiyle bir şeyler istemeye başlıyor. 1939'un Ekim'inde bizim Dışişleri Bakanımız Şükrü Saracoğlu'nun Moskova seyahati sırasında bu iş patlak veriyor. O zamana kadar, Cumhuriyet'ten önce, daha Kurtuluş Savaşı zamanında Türkiye ile onlar arasında, Atatürk Türkiye'si ile iyi ilişkiler var. Bütün işte bayramlarda o görürüz. Voroşilov gelmiştir bir tanesi de, Atatürk'ün yanında bir şapkalı, asker şapkalı. Hatta Taksim heykelinde de onun şeyi var. Taksim'deki heykelde bir komünist generalin resmi var. Evet. Heykeli var yani. Çok iyi ilişkiler içindeyiz aslında. Hatta öyle ki birbirimize başka ülkelerle eğer bir anlaşma yapacak falan olursak mutlaka haber vermemiz lazım. Yani o kadar yakınız. Fakat Rusya o sırada Sovyetler Birliği görmüş menfaatinin nerede olduğunu, en azından savaşın başında eski topraklarını kazanma maksadıyla harekete geçmiş. Şimdi bu savaş sonunda sonra bu tabii Almanlarla ilişkisi bozuluyor Rusların. Bu sefer Almanya Rusya'ya şey yapıyor, hücum ediyor. Savaş sırasında Almanya'yı yenenler arasında müttefikler, İngiliz, Fransızlarla birlikte yenmişler. O sırada bize bunu notalarla da bildirmeye başlıyor. Zaten o savaşın bitiminde 3 devlet başkanı bir araya gelip toplandıkları zaman onlara da söylüyor taleplerini. Boğazları ben ve Kars, Ardahan, Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti adına onu Kars ve Ardahan ortaya atıyorlar. Çünkü Kars, Ardahan daha önce bir süre 93 Harbi'nden sonra şeyde yani Rusya'nın şeyi altında, işgal altında kalmış bulunuyor. Onları da istiyor fakat asıl boğazlar üzerinde duruyor. Amerika ile İngiltere'de buna karşı bir vaziyet alıyorlar. Mesela Churchill olmaz öyle şey anlamında bir şeyler söylüyor. İşte Truman, Roosevelt ölmüş, Truman gelmiş. O kadar daha Avrupa politikasına girmemiş. O da boğazların şeyini internasyonel olarak serbest olması fikrini falan savunuyor. Her neyse. Türkiye bu bizim böyle iş politikamızı etkiliyor. Bu bizim iş politikamızı etkiliyor. Ve o kadar etkiliyor ki, davranışları etkiliyor. İçeride bir de zaten şey var. Komünistlik, sağcılık, solculuk meselesi de var. Bir yanda işte milliyetçilik var. Nihalatsızların temsil ettiği, Alparslan Türkeş'in sonradan temsil ettiği. 1944 yılında zaten. 44 yılında mahkemeler falan var. Bunları kısaca özetlemeye çalışıyorum. Çünkü ne oldu anlaşılsın diye. Zekeriya Sertel, Tan Gazetesi'nin sahibi ve eşi Sabiha Zekeriya Sertel, o da Tan Gazetesi'nin yazarı. Onlar Sovyet rejimine yahut komünizme genellikle daha anlayışlı, daha sempatik gözlerle bakıyorlar. Bilhassa Sabiha Sertel. Daha ziyade Sabiha Sertel bayağı komünizme sempatiyle bakıyor. Evet. Ama o zaman şimdi komünisttir, değildir falan sözleri de söylenmiyor. Böyle biraz endirek gidiliyor ama o sırada aynı zamanda Serteller şeyi de desteklemeye başlıyorlar. Demokrat Parti'nin kuruluşunu. Evet. Tam işte o sırada Tan Gazetesi'ne bir baskın oluyor ki bu Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin Gazetesi'nde yazdığı bir makalenin arkasından geliyor. Şimdi ben onu göstereyim. Şunu göstersek daha net, o biraz gölgeli çıkmış, şunu koyarsanız. Tamam. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tan Gazetesi'nde çıkan Kalkın Ey Ehli Vatan. Tanin Gazetesi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın 2. Meşrutiyet'ten beri çıkarttığı, imtiyaz sahibi olduğu gazete. 3 Aralık 1945 tarihinde Kalkın Ey Ehli Vatan, bu da Namık Kemal'in sözü, bu vatan cephesinde, bir vatan cephesine lüzum vardır şeklinde bir uyarı. Şimdi belki şunu izah etmemiz gerekiyor. Hüseyin Cahit Yalçın bu provokasyonu neden yapıyor? Çünkü bunun adına, gerçi siz bugünkü yazınızda bu yazdığı yazıdan dolayı defalarca pişman olmuştur diyorsunuz ama ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Orada sizden ayrı düşüyorum. Nedenini de izah ederim size. Fakat önce şunu izah edelim. Bu yazı neden yazıldı? Bu yazının yazılma nedeni Tan Gazetesi'nin... Buyurun. Bu yazıyı çok güzel anlattınız. İlk cümlesini bir okur musunuz? İzleyicilerimiz görsünler. Tabii. İlk birkaç cümlesini bir okur musunuz? Ekrana da verebiliriz. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Kalkın Ey Ehli Vatan. O sarıyla boyadığınız kısmın ilk cümlesi çok çarpıcı. Şimdi Kalkın Ey Ehli Vatan diyor Hüseyin Cahit Yalçın. Görüşleri açıp da, görüşler dediği Görüşler Gazetesi, şu anda ekranda da görüyorsunuz Tanin'in ana sayfasını. Görüşleri açıp da Bayan Sertel'in Zincirli Hürriyet makalesini gördüğüm zaman Görüşler Gazetesi'nde, birazdan dergisinde birazdan göstereceğim. Sabiha Sertel'in Zincirli Hürriyet adıyla yayınladığı bir makale var. Bu makale bugün herhalde bütün demokratların, bütün liberallerin altına imza atacak kadar demokrasiye ve liberal değerlere, haklara, hürriyetlere, insan haklarına aslında vurgu yapan bir yazı. Fakat az önce Altan Bey anlattı. O dönemin koşulları, Sovyet Rusya'nın Türkiye'den kimi toprak talepleri, boğazlarla ilgili bazı düşünceleri Türkiye'yi germiş durumda. Yani bunu belirtmek gerekiyor ve şöyle diyor. Görüşleri açıp da Bayan Sertel'in Zincirli Hürriyet makalesini gördüğüm zaman sahifeyi süsleyen bu kıpkızıl demirlerle bize nasıl bir hürriyet hazırlamak istediklerini derhal anladım. Birçok ağız kalabalığı arasında Bayan Sertel ağzından baklayı kaçırıyor. Hürriyet davasında bulunan bayan bu hürriyeti sizin, benim, hepimiz için istemiyor. Onun hürriyeti zincirlidir. Aynen şöyle diyor. Hür insanlar cemiyetinin en büyük şiarı geniş halk kütlelerinin menfaati için icap ederse şahsi hürriyetlerini menfaatlerine feda etmektir diye devam ediyor ve bu çok önemli. Evet. Şunu söylüyor. İşte mesela Bayan Sertel çok merakla soruyor. Hangi demokraside matbuat kanunu, ferdin söz, fikir, vicdan hürriyetini mededer? Cevabını verelim. Hayranı ve meddahı olduğunuz hakiki Rus demokrasisinde diye bu makale devam ediyor. Aslında şimdi buraya bir dipnot düşmek istiyorum. Bu haksız bir makale. Şu sebepten dolayı haksız bir makale. Şimdi bütün bu hengameye sebep olan olay Görüşler Dergisi. Şimdi yönetmen arkadaşımız gösterecek. Yalnızca tek sayı çıkabilmiş Görüşler Dergisi. O Görüşler Dergisi de burada. Zaten Görüşler Dergisi'nde Sabiha Hanım Zincirli Hürriyet başlığıyla bir yazı yazıyor. Görüşler Dergisi'nin bir özelliği daha var. Onun üzerinde durmadık, onu duralım. Demokrat Parti ile dirsek temasında. Hem Tan Gazetesi hem Serteller. Hatta Adnan Menderes, Celal Bayar, Mehmet Fuat Köprülü 2. sayıya yazı vaat etmiş durumdalar. Evet. Yani bu kadar da dirsek teması çok net. Ve Görüşler Dergisi'nde Sabiha Hanım'ın yazdığı yazı, altını çizerek söylüyorum, tekrardan okumak lazım o yazıyı. Bugün Türkiye'de herhangi bir liberalin, herhangi bir demokratın altına imza atabileceği bir yazı. Benim imza atmayacağım bir yazı. Bence siz de atarsınız. Okudum ben o yazıyı. Bugün değerlerinize uygun bir yazı diye düşünüyorum. O gün belki... Şimdi şundan dolayı yani bu itirazı yapmak zorundayım. Hakikaten yapmak zorundayım. Sabiha Hanım orada şahsi hürriyetlerin kolektif hürriyetler adına feda edilmesinden bahsediyor. Bu liberal demokrasinin temel prensibine aykırı totaliter bir anlayıştır. Bireysel hürriyetlerden vazgeçilemez. Ancak Sabiha Hanım'ın bu yanlış görüşü savunması, Hüseyin Cahit Yalçın'ın kalkın ehli vatan diyerek tahrik yapıp provokasyon yapıp Görüşler Gazetesi'nin bu yazısından dolayı Tan Gazetesi'nin tahrip edilmesine asla haklılık kazandırmaz. Ben bunu sadece bireysel hürriyetlerin ne kadar önemli olduğunu, liberaller, demokratlar dediğiniz o bakımdan söylüyorum, vurgulamak için söylüyorum. Bireysel hürriyetlerden hiçbir daha yüksek bir kavram için vazgeçilemez. Halbuki Sabiha Hanım kolektif çıkarlar uğruna bireysel hürriyetlerden vazgeçileceği şeklinde o zamanki Sovyet sosyalizminin propagandasını çağrıştıran bir yazı yazmıştır. Yazabilirdi, bundan dolayı tahribat yapılmamalıydı ama bu görüş yanlış. Mesela şöyle diyor Sabiha Hanım, mesul devlet vatandaşlarından hesap soran, vatandaşlarına hesap veren devlettir. Bu devletin içinde hürriyet her vatandaşın malıdır ancak kütlesinin menfaatiyle mukayyettir. Hürriyette bundan başka bir zincir kabul etmiyoruz. Kütlenin menfaatiyle mukayyet değil. Yani kamu yararı diye düşündüğümüzde. Bunu cımbızla çeker gibi almış aslında Hüseyin Cahit Yalçın. Hürriyet kamu yararıyla sınırlı değildir. Nasıl? Hürriyet kamu düzeniyle sınırlıdır. Yani hürriyet adına gidip başkasına zarar veremezsiniz ama benim görüşlerim kamu yararını, bir takım insanların kamu yararına... Orada bir tek o cümle var. Başka cümle var mı? Abi, yani, ben burada o zaman Türkiye'deki fikirlerin şekillenmesini bahsediyorum. Yani Sabiha Sertel'i liberal demokrasiyi savunan bir insan gibi görmek yanlış. Sabiha Sertel bir entelektüel, solcu, Marksizme sempatisi var. Tabii. Zaten ilişkilerinden de belli bir şey. Ama bu Tan Gazetesi'nin tahribine asla mazeret teşkil etmez. Peki belki şöyle ifade etmek lazım. Ben şöyle toparlayayım şeyi. Bir defa Tan Gazetesi, onu göstereyim. Biz hangi gazeteden söz ediyoruz? Tan Gazetesi'nden söz ediyoruz. Ha, onu çıkaralım da parlamasın. Evet, evet. Tan Gazetesi 1935'ten beri yayınlanan bir gazete. 1936'dan itibaren Serteller de işin içine gelmiş durumda. Yani gazeteye gelmiş durumda. Ve basın tarihi yazanlar, Hıfzı Topuz başta olmak üzere, Tan Gazetesi ile bir fikir gazeteciliğinin Türkiye'de yürürlüğe girdiğini ve önemli olduğunu söylerler. Tabii bütün İkinci Dünya Savaşı boyunca bir yandan İsmet İnönü'ye bağlılıkları devam ediyor Tan Gazetesi aracılığıyla Sertellerin. Bir yandan da Alman karşıtı, faşizm karşıtı ve ırkçılık karşıtı bir yayın politikaları var. 1938-1945 arası. Bu Türkiye'deki özellikle Nazi Almanya'sının biraz desteklediği ırkçı, milliyetçi çevrelerde rahatsızlık uyandırıyor. Hatta 1943 yılında Tan Gazetesi'nde bir yazı dizisi var. Çok ilginç. Asıl tehlike başlığı altında. Bu tehlike nereden geliyor diye. Irkçı, milliyetçi, savaş kışkırtıcılarına dikkat edelim şeklinde asıl tehlike başlıklı bir yazı yayınlanıyor Tan Gazetesi'nde. Şimdi bu yazıdan sonra dönemin milliyetçi yayınlarına baktığımızda, bu milliyetçi yayınlarında Sabiha Sertel'i ve Zekeriya Sertel'i çok sert yazılar yazıldığını görüyoruz. Bu en büyük tehlike yazı dizisinden sonra. Anlaşılan o ki arada zaten bir gerilim husule gelmeye başlıyor. İkincisi, şimdi bence daha önemli bir hadise. Ben gene onu tekrarlayacağım. 1945 yılı Türkiye'de çok partili döneme doğru gidilen bir yıl. Az önce Altan Bey söyledi, 19 Mayıs nutkunda İsmet İnönü söz ediyor ama mesela Eylül ayında Milli Kalkınma Partisi için Nuri Demirağ İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermiş. Bunu görmezden geliyor İsmet İnönü. Hiçbir yerde zikretmez. Yok sayar Nuri Demirağ çünkü İnönü aralarında problem var. Geçiş istiyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkacak. Celal Bayar gibi devrimlere sadakatinden şüphelenmeyen bir adamla yumuşak geçiş yapmak istiyor. Nuri Demirağ, Cevat Rifat Atilhan falan kurarsa kontrolden çıkabilir endişesi. Ama onları önlemek yolunda bir şey yaptı. Yok, işleme koymadı. Demokrat Parti kurunca toparladı. Devam ediyor yani zaten. Şeyde gidiyor. 1945 seçimlerine. 46 seçimlerine giriyor. Tamam. Ama görmezden geldi. Sonuçta. Yani görmezden geliyor. Yani ama var olduğuna bir itirazı yok. Evet. Bir de şeyi hatırlamamız lazım. Türkiye tek partili dönemden çok partili döneme geçiyor. Bütün kavramların anlamları değişmeye başlıyor. Parti anlamı değişiyor, demokrasinin anlamı, hürriyetin anlamı, insan haklarının anlamı vesaire. Tam bu sırada Görüşler Dergisi yayınlanıyor ve Görüşler Dergisi, az önce siz belirttiniz, hani sol yayınları, hakikaten bütün yazarlarına baktığımızda Behice Boran gibi, Esat Adil Müstecaplıoğlu gibi, işte Sabiha Sertel gibi, Zekeriya Sertel gibi, zaten hiç, Sevim Tarı falan da var. Evet, Fikret gibi, evet. Hiçbir zaman solculuklarını saklamamış isimler. Gizli aslında ajandaları olmayan isimler. Ve bana şu çok değerli geliyor. Demokrasiye giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden kopmuş, tırnak içinde liberal bir kesimle solcuların birlikte yeni rejime dair, yani yeni Türkiye'nin nasıl olmasına dair fikirlerini beyan edecekleri ve hatta eğer bu baskılar olmasa, yaralanma, berelenme olmasa, aynı dergide Celal Bayar'ın da yazacağı, Adnan Menderes'in de yazacağı, Mehmet Ali Aybayar'ın da, Adnan Menderes'in de yazacağı bir ortam çok değerli geliyor. Aynı kanaatteyim, evet. Şimdi zaten şöyle bir fikri olduğu anlaşılıyor. Zekeriya Bey'in ve Sabiha Sertel'in de belki bir geniş cephe kurulabilir. Bir yeni şey ortaya çıkıyor. Çok partili hayata geçmişiz. Cumhuriyet Halk Partisi var orada, işte 20 küsur senedir iktidarda. Onun karşısına çıkılırken zaten iktidara gelmek için de gerekebilir. Ama asıl bunun için de işte sola yönelik olarak düşünen insanlar da bulunabilir. Liberal kimseler de bulunabilir. Başka ülkelerde örnekleri görülen koalisyonlar gibi. Öyle de bir politik olarak niyetleri de var. Fakat ben asıl şuna bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi şeyi hiç unutmamak lazım. Rusya'ya Almanya'nın hücum etmesinden sonra Türkiye'de şöyle iki tez, bazen en direkt olarak, dolaylı olarak, bazen de doğrudan doğruya savunulmuştur. Bu şu: Almanlar kalktılar Rusya'yı işgal ettikten sonra, o vakte kadar Fransa'yı işgal etmişler, işte Norveç'ten şeye kadar, Yunanistan, Balkanlar, Kuzey İtalya, tabii Yunanistan'a inmişler ve bizim sınırımızda, Bulgaristan'a indikleri için bizim sınırımıza gelmişler, evet. Duruyorlar. Oradan Türkiye'ye de gelirler mi, gelmezler mi bilinmiyor bu. Savaştan sonra da zaten vesikalar ortaya çıkıyor. Evet. Planlar var, hı-hı, birkaç tane böyle, evet. Genelkurmay'da yapılmış, başka yerlerde yapılmış. Türkiye'ye girilerek Süveyş kanalına Türkiye üzerinden gitme imkanı, hı-hı, üzerinde duruyorlar. Kuzeyinde Kafkasya. Bir de Kafkasya'ya, yani iki ayrı plan mesela, ben kendim, evet, de okumuştum. Şimdi böyle bir durumdayken bir Alman tehlikesi de var bizim Batı sınırımızda. Rusya ile zaten baştan beri 1939'da belli olmuş niyetleri, Boğazlar falan, orada söz sahibi olmak istiyorlar. Ne yapsın Türkiye? İki tarafı da işte idare etmeye çalışıyor. Bir yandan İngilizlerle de şeyi var tabii, ittifakı var. Bu sırada Türkiye'de bir kısım kimse, ya bu Almanlar da fena, başlıyor taarruz, Alman taarruzu ve hızla gidiyorlar. Moskova'ya 60 kilometre mesafeye kadar Almanlar Rusya'nın içine giriyorlar. Hı hı. Ve şeye de iniyorlar, işte Karadeniz sahiline, oradan önce şeye, Ukrayna falan filan oralara. Şimdi Türkiye Almanlarla eğer anlaşırsa, bu Rusları nasıl olsa yenecek. Bizim oradaki Türk topluluklarında, topluluklarını da bizim kurtarma imkanımız olabilir. Öyleyse Almanlarla işbirliği yapalım. Bunun emareleri de görülüyor. Hatta Almanlar gittikleri yerde Rus esirlerini alıyorlar. Aralarında onların şeyler de var. Türkler de var. Türkistanlar da var. Türkistanlar da var. Türkistan lejyonu var. Ve oradan lejyon kuruyorlar. Bunlar şeyden, Rus şeyinden, hegemonyasından, yani onların tabası olmaktan şikayetçiler zaten. İşte Türkiye ile birlikte hareket edebilirler diye. Bizden buraya tercümanlar da gidiyor, gönderiliyor. Bir bu var. Ama hükümetin politikası hiç öyle şey değil. Yani Almanya ile bunun hayalcilik olduğu kanaatinde oldukları zaten anlaşılıyor sonradan. Ama hükümet Almanların bir tür musibetini çekmemek için de bunlara izin veriyor, göz yumuyor. Almanlar yenilmeye başlayınca da bunlar tutukluyor. Şimdi yani tabii göz yumması, hatta evet, şey yapıyor. Anlaşma Almanlarla da Türkiye, İngilizlerle anlaşması olduğu halde aynı zamanda Almanlarla da saldırmazlık anlaşması yapıyor falan. Fakat hepsini de netice itibariyle idare etmiş oluyor. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü haritaya bakılınca o zaman bir tek Türkiye var. Harbin bulaşmadı, savaşın bulaşmadı. Öteki nereye baksanız var, dediğim gibi şeyde Yunanistan'da şeyler, Almanlar, Bulgaristan'da Almanlar, güneyde zaten harp edenler gene İngilizler Irak'ta. Şeyde Fransızlar, sonra Hür Fransızlar, yani Almanya tarafıyla beraber olan Fransızlar var bir süre. Sonra değişiyor falan. Mısır zaten öyle. Şimdi bir ada gibi, böyle bir barış adası gibi durur Türkiye. Şimdi bunu devam ettiriyor. Neyse işte sonunda Almanya bir usulü savaş ilanıyla biz bu meseleyi hallediyoruz. O tarafı rahat. Ama bütün bu eski tortular, savaş sırasında vaziyet almalar falan akıllarda kalıyor. Ve bu devam ediyor. Yazarlara, çizerlere bakılırsa işte bunlar Almancıydı, bunlar şeyciydi diye bunun dedikoduları bile devam etmiştir uzun süre. Şimdi Tan gazetesinin tahribinde günümüzle ilgili bir psikolojiyi de ortaya koymak lazım. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin logosunda Türkiye Türklerindir yazıyor. Hürriyet Gazetesi'nin bu logosunu bir takım tarih cahilleri ve kötü niyetliler Türkiye Türk ırkından gelenlerindir anlamında yorumluyorlar ve Hürriyet Gazetesi'ne, Doğan grubuna bilinen düşmanlığın bir slogan olarak da bunu kullanıyorlar. Hürriyet Gazetesi'nin çıktığı tarihle Stalin'in Türkiye'den toprak talep ettiği, Tan hadiselerinin de meydana geldiği tarih aynı dönemi yansıtıyor. O vakit Türkiye, Stalin Türkiye'den, Yalta'da da bunları Churchill'e ve Roosevelt'e söyledi. Biz Boğazlar'da Üs ve Kars ve Ardahan'ı Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti için istiyoruz diye Stalin bunu söyledi. Türkiye'de herkeste Ruslar, Rus o zaman Moskov, bugünkü Rusya olarak düşünmeyelim yani. Hem Moskov hatıraları zihinlerde son derece canlı, hem de Stalin Rusyası bu. Stalin Rusyası Doğu Avrupa'yı Bolşevikleştiriyor. Churchill demir perde kavramını kullanmış. Artık böyle bir Sovyet Rusyası, Stalin Rusyası var. Öyle bir dönemde Boğazları ve Kars'la Ardahan istiyor. Hürriyet Gazetesi'nin logosunda Türkiye Türklerindir demesi, yayın tarihi olan 1952 yılında, Türkiye Türk ırkından gelenlerin değil, Türkiye Stalin'in isteği karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınındır anlamında söylenmiş bir sözdür. Suriye Suriyelilerindir sloganı gibi. Bulgaristan o zamanın geçerli sloganları. Bulgaristan Bulgarlarındır sloganı şeklinde milli savunmacı, toprak bütünlüğünü savunan bir slogan. Bunu bu vesileyle muhakkak belirtmek istiyorum. Türkiye Türklerindir sözü Stalin'in Türkiye'den toprak taleplerine karşı savunmacı bir kavramdır. Türkiye'de bu kadar duyguların daha güçlü olduğu dönem Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. İşte Tan hadiselerini o açıdan değerlendirmemiz lazım. Tan'ın tahrip edilmesinin sebebi Stalin düşmanlığı, antikomünizm duygularının patlaması şeklinde. Bunda da hakikaten Hüseyin Cahit'in, bana göre de sonradan pişman olduğu kanaatinde değilim ben, bir provokasyon sonucunda tek partili gençler tarafından tahrip edildi. Belki şöyle düşünmemiz lazım. 1 Mayıs 1948'di yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet'in ilk sayısının yayınlanması. 48 tabii. 1 Mayıs 1948 diye hatırlıyorum. Şimdi tabii Türkiye Türklerindir. Oradaki aslında bu ne mutlu, yani belki buna bir dipnot atmak lazım. Ne mutlu Türk'üm diyene, Atatürk'ün 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl vesilesiyle söylediği konu. Belki orada hani bu ifadeler olmakla beraber Türkiye'de bunun altı ve içeriği gerçekten hani etnik kökeniniz ne olursa olsun, ister Çerkez olun, ister Kürt olun, ister Arap olun, Arnavut kökenli olun, üst bir siyasi kimlik olarak Türk'ü inşa edememenin, bunu demokratik, insan haklarına dayalı bir şekilde inşa edememenin de bir küçük deformasyonu yatıyor işin içinde. Şimdi belki bu sizin söylediğiniz sosyolojik bir analiz. Lazım. Ama tarif ettiğimiz dönemde Türkiye Türklerindir kavramı Sovyetler bizden toprak talep edemez, burası bizimdir anlamında kullanılan bir kavram. Tamam. Şimdi ona bir şey de eklemek lazım. Yani madem hatırlıyoruz o dönemi. Şimdi Türkiye başlangıçta Sovyet talepleri karşısında yalnız. Daha 1945'te Yalta'da konuşulurken öyle soğuk savaş döneminin iki cephesi de oluşmamış. Amerika'da Roosevelt ölmüş, yerine Truman geçmiş. O daha da pek iyi bilmiyor. Yani Avrupalılar fazla da içine girmiyor. Meselesi yeni başkanla işte kendine şey yapmak, intibak ettirmek falan. fazla yani Türkiye ile alakadar değil. Biraz Churchill şey yapıyor. Rus Stalin'le münakaşa eden o. Mesela diyor ki siz nasıl yapacaksınız bu boğazları işte müdafaa edeceksiniz? Diyor ki siz diyor yani boğazda şeyi Süveyş kanalını ne yapıyorsunuz? Şeyle zor da kullanarak, şiddet de kullanarak müdafaa etmek durumundadır insanlar gibisine söylüyor. Şiddetle mi diyorsunuz diyor, yoksa diyor hukuk yoluyla mı diyor falan, böyle tartışmalar da oluyor. Yani ben bu meseleyi o zamanki psikoloji tahribini konuşacağız ya, o zamanki psikolojiyi anlatmak için bir de günümüze bağlantı olarak 1948'de yayınlanan Hürriyet Gazetesi'nde Türkiye Türklerindir denmesinin sebebi Türk ırkından gelenlerin değil, Stalin'in toprak talebi haksızdır, burası bizimdir, bizim vatandaşlarımızın. Belki onu biraz daha genişletmek lazım. 1945'ten sonra, yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Soğuk Savaş, yani Sıcak Savaş bittikten sonra Soğuk Savaş dediğimiz dönem başladı. Şimdi Soğuk Savaş'ın 1991'e kadar iki büyük teması oldu. İki büyük ideolojisi oldu. Bir yerde tırnak içinde komünizm, aslında sosyalizm, diğer yerde milliyetçilik. Adeta milliyetçilik sosyalizmin yayılmasının bir panzehiri gibi görüldü. O yüzden özellikle NATO'ya bağlı ülkelere baktığımızda, Amerika'nın öncülüğünde örgütlenen ülkelere baktığımızda, bu ülkelerde milliyetçiliğin tırnak içinde öfkeli de olmak koşuluyla beslendiğini görüyoruz, sivriltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hakikaten 2. Dünya Savaşı'ndan başlayarak 1991 yılına kadar milliyetçilik ve komünizm adeta çarpışan, siyasi olarak, parti olarak, ideolojik görüş olarak çarpışan iki ana akım haline getirildi. Hatta ikinci bölümünde konuşacağız programın. 12 Eylül öncesinin de temel sorunlarından biri belki bu. Nihayet 1991'de bu sorun biraz daha geride kaldı. Hatta etnik kökenler daha rahat konuşulmaya başlandı 1991'den sonra. Yani dolayısıyla bu zaten dünyada etnik kökenlerin problem haline gelmesi Soğuk Savaş sonrasıdır. Evet. Yani aşağı yukarı 20. yüzyılın son 10 yılıyla 21. yüzyılın problemi. Hı hı. Dolayısıyla baskını konuşalım, ana baskın. Şimdi bu Sabiha Hanım'ın işte Tan Gazetesi'nden söz ettik. Tan Gazetesi'nin sahiplerinin Görüşler diye bir dergi çıkarmasından söz ettik. Ve bundan sonra bir provokasyonun özellikle dönemin CHP'si tarafından, yani iktidar partisi olması hesabıyla, tek parti olması hesabıyla da bir tepkinin organize edildiğini görüyoruz. Çünkü eş zamanlı olarak İzmir'de de tepki var, eş zamanlı olarak İstanbul'da da tepki var. Ve bütün hükümet yanlısı gazetelerde bir anda Görüşler Dergisi aleyhine bir yayın faaliyeti başlıyor. Hatta bakın, Türkiye bunlara çok meraklıdır, saçma sapan manalar çıkartmaya. Şimdi yönetmen arkadaşımız gösterecek. Görüşlerin G'si. Görüşlerin G'si. Arkadaşlarımız onu zoom yapsınlar da Görüşlerin üzerindeki G işareti. Orak. Şu G işaretinin ters çevrilmiş bir orak olduğu, orak ve çekicinde Sovyetler Birliği ve dolayısıyla bunun komünist tırnak içinde bir yayın var. Bunu bu kadar çıkarım yapmaya, bu kadar... 12 Eylül öncesinde Altan abi gayet iyi hatırlayacak. Rahmetli Günsazak bir yeni sigara çıkardı, tekel bakan olarak. Çok başarılı bir tekel. Maltepe miydi o? Maltepe sigarasını çıkardı. Hitler'in üzerinde bir takım geometrik şekiller var. Evet. Ertesi gün bir takım sol gazetelerde yayınlar. O geometrik şekili sağından kesip, solundan biçip, üstünden koyarsan bak Nazi işareti çıkıyor. Maalesef. Yönetmenimiz uyarıyor. Sigara sağlığa zararlıdır, bunu belirtelim. Sigara sağlığa elbette zararlı. Biz de zaten sigarayı değil, sigaranın paketini konuşuyoruz. Dolayısıyla Görüşler Dergisi'nin G'sinden bile nem kapacak kadar böyle tuhaf yorumlamalara giden bir ortamdan söz ediyoruz. Ve tekrar ediyorum, zaten derginin içeriğine baktığınızda Görüşler Dergisi'nin kendisinin solcu bir yayın organı olduğunu söylüyor. Açık açık söylüyor, yani burada gizli bir ajanda aramanın hiçbir alemi yok. Üstelik demokrasiye geçerken az önce söylediğim gibi liberal kesimde güzel bir dirsek temasıyla bu işler var. Bir de şunu belirtmeme izin verin. Tabii siz seversiniz. Halide Edip adı var. Türkiye'de, ben Halide Edip adı çok seviyorum. Evet, çok onu biliyorum. İhmal edilmiş isimlerden, insanlardan, entelektüellerden biridir. Aynı şekilde Sabiha Hanım'ın da ben Türkiye'ye hakikaten çok önemli katkıları olduğunu, 1920'li yıllardan itibaren Resimler Dergisi dahil olmak üzere fikirlerini hiç saklamadığını, gizli bir ajandasının olmadığını, ilk 1930'da belediye seçimlerine girecek kadar medeni cesarete sahip olan bir insan olduğunu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla hatta devrimler döneminde unutulmuş olan Akif Fikret, Mehmet Akif Fikret kavgasını yeniden Cumhuriyet döneminde ateşleyerek bir dönemin fikir hareketini gündeme getiren o Tevfik Fikretçi tabii. Evet. O da Sabiha Hanım. Sabiha Hanım. Dolayısıyla aslında bu Görüşler Dergisi'nde Sabiha Hanım'ın, yani bir kadının öne çıkmasının da Ankara'nın ve İstanbul'un erkeklerini rahatsız ettiğini belirtmeden edemeyeceğim. O yani işin içine erkek kadınlık girdi mi bilmiyorum. Ama Halide Edip Adıvar'ın böyle milli aydınlanmanın bir lider olduğu gibi kadın hareketinin de lider olduğu besbelli yazıları var. Ve ihmal edilmiş kadın isimler bunlar. Muhakkak. Yani akademik olarak da ihmal edilmiştir. Umarım baskına gelemedik. Evet. Şimdi bu dergi yayınlandıktan sonra bu tür yazılar başlıyor. Az önce gösterdik. Mesela Tanin'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Kalkın ey ehli vatan" veya bir başka gazetede aynen şu başlığı görüyorsunuz: "Bozguncu Kızıllara karşı milleti uyanıklığa ve birliğe davet ediyoruz. Büyük Türk milleti haydi bunlara dersini verelim" şeklinde bazı yazılar, bazı demeyeyim bütün gazetelerde bu tür yazılar. 1 Aralık 1945 Görüşler Dergisi'nin çıktığı tarih. 2 Aralık, 3 Aralık günü bu konuda provokatif bir sürü yayın yapılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde, Tanin Gazetesi'nde, Tasvir Gazetesi'nde vesaire. Ve adeta gençliği, işte tırnak içinde Kızıllara karşı, bu sizin az önce söz ettiğiniz bir iklimde, yani evet, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep ettiği vesaire bir iklimde buna davet ediyor. Ve o gün Beyazıt'ta, tabii ki üniversite, İstanbul Üniversitesi. Evet, Beyazıt'tan Tan Gazetesi'ne, ki Tan Gazetesi bugün Babali Yokuşu dediğimiz, Divan Yokuşu dediğimiz yerde, Sirkeci'den yukarı çıkarken, Babali'ye çıkarken Meseret Kıraathanesi vardır köşede, İttihatçıların meşhur kahvehanesi. Talat Paşa'nın Babali baskınını organize ettiği yer. Evet. Kahve. Evet, Meseret Kahve. Onun hemen karşısında biz 4 Aralık 2014'te Tarih Vakfı olarak da orada büyük bir sergi organize ettik. Altan Bey de gelip orada bir konuşma yaptılar, ziyaret ettiler. Ve büyük bir gençlik, ki sayılarının 20.000'e vardığı Anadolu Ajansı'nın haberlerine göre. O vakit herhalde İstanbul'da o kadar genç yoktu ama katılmıştır. Halktan katılanlar. Mesela işte o baskın yapıldıktan sonraki ertesi gün, yani yayınlanan bunu gazete, arkadaşlarımız iyi ekrana getirdiler. Bu bir tarihi vesika. Evet. Dünkü nümayişi. Tan ve Yeni Dünya gazeteleriyle Görüşler Dergisi'nin matbaaları ve 2 kitabevi nümayiş esnasında tahrip edildi. Hatta iç tarafı okuduğumuzda, iç tarafta Anadolu Ajansı'nın bu konuda şeyi var. Aman gazete yırtılmasın. Evet, bu gazeteler de tarih oluyor. Dijitalize etmişsiniz. Tabii. Aynen. Mesela Anadolu Ajansı'nın tebliği, İstanbul 4 Aralık. Bu sabah 10'da, şimdi burada ilginç bir şey okuyacağım. Bugünle çok önemli bir benzerlik var. Önlerinde Türk bayrağı, Atatürk ve İnönü'nün resimleri, çelenkler ve "Hiç demokrat memlekette bizim memleketimiz kadar hürriyet yoktur" levhaları yazılı olan 20.000'e yakın üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi Divan yolunu ve Ankara Caddesi'ni takiple Tan Gazetesi binası önüne gelerek binada tahribat yapmışlar. Makine ve diğer tesisleri hasara uğratmışlar. Tan Gazetesi'nin levhasını indirip yerine Atatürk'ün resmini koymuşlardır. Yani bu tepkilerde, bu organizasyonlarda da bir benzerlik olduğu çok açık. Evet. Yani şef slogan değişebiliyor ama davranış aynı. Davranış aynı. Evet. Bugün de baktığımızda Orhan Birgit ve ona katılanlardan biri, sonraki politikacı, gazeteci aslında tabii. O çok güzel anlatır onu. İlk daha İstanbul'a, üniversiteye giriyor ve 1. sınıfına, hukuk fakültesine gidiyor. İşte hemen kısa bir süre sonra bir sabah vakti sınıfa giriyorlar ve nümayişi bildiriyorlar. Nümayişe katılıyor, daha ne olduğunu da tam anlamadan devam ediyorlar. Anlatıyor nasıl geliyorlar, nasıl tahrip ediyorlar, yani nümayişlerin içinde. Ve hakikaten o Hüseyin Nail Kubalı'nın "Dersindeydik" diyor. Dersin, tam o dersin ortasında birisi girdi içeri ve bizi gösteriye davet etti diyor. Ve enteresan, yani bugün olduğu gibi polis seyirci. Evet. Polis seyirci. Ve bir de asıl enteresan tarafı bu suçlu olduğu görülen, yani herkes tarafından görülen birçok kimse var orada. Topu topu 7-8 kişiyi gözaltına alıyorlar. Onları da tahliye ediyorlar kısa tabii, bir süre sonra. Yani, hiç kimse o nümayişçilerden hiç kimse üzerinde en ufak bir takibat yapılmıyor ki matbaalar kırılmış, hani mala zarar vermek falan haddi hesabı yok. Ama 4 kişiyi tevkif ediyorlar. Kim onlar? Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Halil Lütfi 4. Evet. Bir kişi daha var. Ve onlar 3 ay süreyle hapiste kalıyorlar. Evet. 3 aydan biraz daha fazla zannediyorum. Sonra fakat şu tarafı da ilginç. Yargıtay bozuyor. Ona uyuyor mahkeme. 3 ay, 3 sene hapis istiyor. Evet, 3 sene hapisleri istiyor. 3 sene yerine 3 ayda çıkıyorlar. Ona da şükür falan deme halinde. Yani gene de bir yargı şeyi şunu istifade ediyorlar. Yani biraz daha onun başka örnekleri de var. Ankara Üniversitesi'nde de komünistik hadiselerinde şey yapılmıştı. Üniversite profesörünün atılması. Üniversite profesörünün atılması. Onu da kısaca söyleyeyim. Şimdi o pertevnayı... Ben bir cümle söyleyeyim de siz Ankara Üniversitesi hadisesini atın. Yargıtay'ın tek parti döneminde Türk hukuk tarihine altın harflerle geçecek bu şekilde şahsiyetli kararları var. Bugünkü Yargıtay o tür kararlardan ders almadı. Devam edin, buyurun. Zaten ona benzer bir şey söyleyecektim. Bu hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti, fakat Milli Eğitim Bakanı, o zaman üniversitelere bakan o, milliyetçi olarak tanınan ve bu komünizme falan pek sempatisi olmayan bir kimse. Öbürleri hakkında da komünizm hocalar hakkında komünistlik suçlaması var. İşte Pertev Naili Boratan'dan Beyice Boran'a kadar bir kısım hocaların üniversitede atılması yolunda hükümetin de etkisi oluyor ve harekete geçiyorlar. Atıyorlar. Bunu kabul ediyor, üniversite senatosu falan kabul ediyor ama gerçekleştiremiyorlar çünkü bir itirazlar oluyor. Mahkemeye gidiyor neticede. Bütün mahkeme kararları, işte Yargıtay, Danıştay falan filan, bunlar atılamaz diye oluyor. Ne yapsın? Tek parti döneminde yargı nasıl direniyor siyasi iktidara karşı? 1947 falan diyor o. Ondan sonra bunu ama hükümet istemeye devam ediyor. Çare kanun çıkarıyor. Kanun çıkarıp kadrolarını ilave ediyor. Ancak o şekilde işlerine son verilebiliyor. Şimdi böyle bir şeyi düşünmek bile mümkün değil. Yani şeyler yani... Altan abi siz Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Belki bilirsiniz. Bu Tan Gazetesi'ni tahrip eden gençlerden parti kurultayında bir yerlere seçilen oldu mu? Hayır, öyle bir şey de olmadı. Bugün oldu. Zaten bugün o da enteresan. Tabii yani bugüne de arada değinmek var. O bizim Hürriyet Gazetesi'ne gelenlerin başında olan zat kongre başkanlık divanı seçiliyor. Divan üyesi olarak. Divan üyeleri hep böyle partiye hizmet etmiş olan ve güvenilen kimseler olarak seçilirler. İtibar makamıdır orası. İtibar makamı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre başkanlığına, kurultay başkanlığına beni seçmişlerdi. Bununla iftihar ederim. O öyle seçilir. Yani insanlar şimdi öyle seçilen arkadaşlar arasında. Bu da yeni itibar gösteriyor. Birkaç gün önce Hürriyet Gazetesi'ne gelip bir de seni hep başkan yaptıracağız diye şey yaptık galiba, değil mi? Nakarat halinde yani Cumhurbaşkanı'nı yeniden devlet başkanı yapacak. Yani başkanlık sistemi getireceklerini ilan eden. Şimdi burada herhalde günümüze de ışık tutacak olan, pardon sözünüz kesin. Yok yani ve teşvik eden, yani bütün bu hadiseleri teşvik eden. Günümüze de ışık tutacak olan başkanlık divanı. Bir genel karakterimizi, bir kültürel damarımızı ortaya çıkarsak o da şu: kendini güçlü hisseden öbürünü susturmayı kendinde hak görüyor. Bu güçlü hisseden tek parti ise o. Bu güçlü hisseden 50'lerin sonuna doğru Demokrat Parti ise o. Bu güçlü hisseden askeri müdahale ise, ara rejim ise, 28 Şubat'ın askerleri ise o. Bugün AKP iktidarı ise o. İşte burada bunu dikkat almamız lazım. Yani ben güçlü olunca seni susturuyorum, sen güçlü olunca beni susturuyorsun. Nasıl konuşacağız? Fikirlere tahammül edememek. Şimdi yalnız bunun çok tabii ders alınması gereken tarafları oldu şimdiye kadar. Bu Türkiye'nin yeni tarihi, yakın tarihi içinde hala aynı şey devam ediyor. Yani şimdi o günün tabii ne kadar vahim bir gün olduğunu biraz hissetmek için Zekeriya Sertel'in anılarından kısacık bir paragraf okuyacağım. Bunu rahmetli Abdi Pekçi yayınladı. Evet. Milliyet yayınlarından çıktı. Onu da böylece anmış olalım. Abdi Pekçi'yi anmış olalım. 4 Aralık 1945 gününün sabahı üniversiteli faşist gençler ellerinde önceden hazırladıkları baltalar, balyozlar ve kırmızı mürekkep şişeleriyle matbaaya saldırdılar. Bu faşist gençleri tavsiye etmek lazım. O zamanki tek partili gençler bu. Tek parti. Bugünkü anlamda faşist deyince birileri kimi hatırlıyorsa o akım değil. Bugün. Peki. Evet. Orada bekleyen polisler olup bitene seyirci kaldılar. Görevlerini yapmaya kalkmadılar. Göstericiler baltalarla matbaa kapısını kırıp içeri girdiler. Makineleri balyozlarla kırdılar. Binanın camlarını indirdiler. İçindeki eşyayı kırıp döktüler. Ellerine ne geçtiyse yakıp yıktılar. Sonra ellerine kırmızı boya şişelerini alıp Serteller nerede naralarıyla bizleri aramaya koyuldular. Amaçları bizi çırılçıplak soyup üzerimize kırmızı boya dökmek ve sonra önlerine katıp sokaklarda işte kızıllar diye gezdirmekti. Bütün bunlar polisin gözü önünde oluyordu. Göstericiler bizleri bulamayınca vahşi naralarla yollara düştüler. Beyoğlu yakasına geçtiler. Orada Sabahattin Ali ile Cami Baykurt'un çıkarttığı La Türkiye gazetesinin matbaasına girdiler. Orasını da kırıp döktükten sonra vapurla Kadıköy'e geçip... O da solcu. Evet. Dönemin solcuları. Zaten Görüşler Dergisi'nde yazıyor Sabahattin Ali de Cami Baykurt'ta. Kadıköy'e bizim evimizi basmaya teşebbüs ettiler diye devam ediyor. Aynı olayı Sabiha Hanım da anlatıyor. Yani Sabiha Sertel de anılarında anlatıyor. Ben Sabiha Hanım'dan ziyade Zekeriya Bey'e sempati duyarım. Zekeriya Sertel'in Abdülpekçi tarafından yayınlanan bu hatıralarında Türkiye'nin sol genelinde ilk defa Nazım Hikmet'i eleştiren, Nazım Hikmet'in tabulaştırılmaması gerektiğini, şu şahsi zaafların da olduğunu yazan kişidir. Dolayısıyla solcu olmakla beraber fanatik olmadığını da belirtmek için söylüyorum. Evet, evet. Nazım Hikmet'in ilk şiirlerinde basmıştır. Sabiha Zekeriya'nın da dahil olduğu ve Simli Ay dergisinde onlar yayınlanmıştır. Hem ünlü şiirleri oradadır hep. Yani polemikleri falan da orada. Yani Sabiha Hanım da herhalde Türkiye'nin yetiştirdiği münevver kadınlardan biriydi ve Türk basınına da büyük hizmeti geçmiştir. Sadece o da değil, yani Hayat Ansiklopedisi falan, onlar ikisi beraber bu konuda ilkleri Türkiye'de yapmışlardı basın alanında. Yani. Şimdi yavaş yavaş da Yeni İstanbul'a gelelim mi? Başka bir baskına, gazete baskınına geçiyoruz. Tabii bu da tekrar altını çizelim. Farklı fikirlere tahammülsüzlük, bu iktidarın kendisine sıcak bakmayanlara karşı gösterdiği tahammülsüzlük veya mesafeli bakanlara karşı gösterdiği tahammülsüzlük 27 Mayıs darbesinden sonra da kendisini gösterecek. Nasıl gösterecek? 27 Mayıs darbesinden sonra Yeni İstanbul diye bir gazete var. O dönemde 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra biliyorsunuz Demokrat Parti kapatıldı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından. O kapatıldıktan sonra onun 2,5 lira para cezası. Evet. Kongresinin zamanında yapmadığı sebebiyle ve arkasından onun devamı olduğunu ileri süren iki parti. Biri Yeni Türkiye Partisi, Ekrem Alican'ın, diğeri Osman Bölükbaşı'nın, affedersiniz, Ragıp Gümüşbala'nın genel başkanı olduğu Adalet Partisi ortaya çıktı. Yeni İstanbul Gazetesi de 1949 yılında kurulmuş bir gazete. 27 Mayıs darbesinden sonra sahibi Habib Edip Törehan, yine Tabi'nin çok sevdiği Ali Fuat Başgil'le çok yakın ahbaplığı olan bir isim ki Ali Fuat Başgil'in de Yeni İstanbul'u o dönemde şekillendirdiğini ben bir dipnot olarak atayım. Nasıl şekillendiriyor? Mesela başyazarlığa Gökhan Evliyaoğlu'nun gelmesini sağlayan isimlerden biri. Kendisi de zaman zaman yazıyor. Yani orada yazıyor. Demokrat Partili mazlum kitleler için Ali Fuat Başgil bir hukuk profesörü olarak direniş simgesi haline geldi. O direniş manevi bir direniş. Sokağa falan çıkma anlamında değil. Yeni İstanbul gazetesinde yazınca da birdenbire Yeni İstanbul simge oldu. Ben 1964'te hukuk fakültesine geldiğimde biz Yeni İstanbul okuduk. Demokrat Partili, 27 Mayıs'a tasvip etmeyen, karşı çıkan. Evet. Ben bu arada göstereyim, yönetmenimiz de bunu göstersin. Bu çok önemli. Bu Yeni İstanbul gazetesinin bir sayısı, o dönemde yayınlanan bir sayısı. Neden bu sayısı önemli? İnfazın yıl dönümü diyor. Merhum Menderes, Yüksek Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararın Milli Birlik Komitesi'nce tasdikinden sonra bir sene önce bugün idam edilmişti. Yani 1960... O vakit hiçbir gazete yapamaz. Evet. Bu o yüzden çok önemli. Yani bu Yeni İstanbul'un siyasi tavrını net olarak ifade eden bu müthiş bir cesaret işi, o dönem için söylüyorum. Evet. Zaten benim gözlediğim kadarıyla, ben bu Yeni İstanbul hikayesini bilmiyordum. Biraz sizden sonra öğrendim, evet, bu hikayeyi. Zaten bu yıl dönümü anmasından sonra Yeni İstanbul'un üzerine bir gitmek şeklinde bir iktidarın şeyi var. Mehmet Bey, ben o zaman ortaokul veya lisede talebeyim. Yeni İstanbul'un bu gazetesini babamın dükkanında, bu sayısını babamın dükkanında esnaf arkadaşlarına okudum. Şimdi siz gösterince çok iyi hatırlıyorum. Ağlayarak Menderes'e fatihalar göndererek okudular. Menderes'in idamı Anadolu'da nasıl bir şok, adeta nasıl bir siyasi kervela duygusu yarattı ve Yeni İstanbul'da bunun simgesi haline geldi. İşte Yeni İstanbul niye önemli, bu onu gösteriyor. O dönemde şunu söyleyelim, bunun üzerine yazılmış, ben bir makale de okudum, akademik bir makale de var, Yeni İstanbul'un o dönemki tutumu üzerine. Mesela o makalede ilginç tespitler var, onu belirtmek isterim. Bir tanesi diyor ki, 27 Mayıs ihtilaline hep mesafeli yaklaştı gazete. Yani hiçbir zaman onaycısı, destekçisi olmadı. Bunun üzerinde duruyor. İkincisi, şöyle bir tespit var, ilginç gelmişti bana. 27 Mayıs'ı destekleyenleri ihtilalci basın olarak niteliyor Yeni İstanbul Gazetesi. Bir de Bayar'la ilişkilerini devam ettiriyor. Yani bütün bu hengame arasında o asılmamıştı, biliyorsunuz, izleyicilerimiz için söylüyorum. Kayseri cezaevinde. Evet. Ve şöyle diyor, 27 Mayıs'ı ordu yapmadı, ordu destekledi. Böyle bir fikri var. Şimdi bunun çok bu ilginç bir tespit. Tabii 20'si junta yaptı, ordu destekledi. Evet, doğru, ordu doğru destekledi yani şeklinde. Şimdi bazı mesela o dönemin Milliyet Gazetesi'nde bu olayların nasıl verildiğini ben gene kendi arşivimden getirdim. Bazı gazeteler ve Adalet Partisi, evet, yine taşlandı. Yine çünkü, taşlandı. Evet, yine bu 1963'ün gazetesi. Çünkü 62'den itibaren şey başlıyor. Çünkü Yeni İstanbul Adalet Partisi'nin sözcüsü gibi, evet, görülüyor ve bunun getirdiği bir şey. Şimdi tam bu noktada isterseniz sizin de önerinizle bir bu dönemi yaşamış ve o olayları yaşamış, evet, biri Rasim Cinisli'nin anlattıklarını dinleyelim. Ben Rasim Cinisli ile ilgili birkaç cümle, buyurun, söyleyeyim. Biz hukuk fakültesinde Yeni İstanbul Gazetesi okuyan, cebimize Yeni İstanbul koyup hukuk fakültesine giden öğrenciler besbelli ki 27 Mayıs'a karşı Adnan Menderes yanlısı, milliyetçi, muhafazakar. O vakit liberalizm henüz yok. Cumhuriyet Gazetesi okuyanlar da işte devrimci, 27 Mayıs yanlısı. Hukuk fakültesinde ayrı ayrı oturur. O büyük amfinin bir tarafında Yeni İstanbul Gazetesi okuyan kızlı erkekli öğrenciler. Sadece öğrenciler. Ama çok şükür birbirimizden biz kavga etmedik. O kavga Yeni İstanbul baskınında oldu. O vakit şimdi anılarını kendi sesinden dinleyeceğimiz Rasim Cinisli ve geçen sene rahmetli olmuş olan Nevzat Kösoğlu milliyetçi gençliğin lideriydi. 27 Mayıs karşıtı, Demokrat Parti yanlısı gençliğin lideriydi. Onlar benden öncedir. Ben fakülteye geldiğimde onları abilerimiz olarak gördüm. İşte şimdi Rasim Cinisli'nin, bu olayların içinde bulunan Rasim Cinisli'nin, sağcı gençlikleri Rasim Cinisli'nin anılarını kendi sesinden dinleyeceğiz. Evet. 27 Mayıs sol kesimin tek sesi olmuştu. Sol kesimin her türlü sesi o dönemlerde hükümrandı. Sağ ezilmiş, yıpranmış, susmuştu. Yeni İstanbul Gazetesi'nde Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil, Gökhan Evlioğlu, Hamit Eskan, Tarık Buğra gibi isimler sağın tek sesi haline gelmişti. Yani Yeni İstanbul Gazetesi'ni sağın sesi olarak ayakta tutuyorlardı. Devrimci gençler ve darbeciler bu sesi susturmak istediler. Bu sebeple devrimci gençler ve darbeciler Yeni İstanbul Gazetesi'ni bastılar, tahrip ettiler, taşladılar, rotatiflerini tahrip ettiler, gazetenin çıkmasını engellemek istediler. Bunu kabul etmeyen, bundan ötürü üzülen bizim gibi, bizim arkadaşlarımız, milliyetçi gençler, demokrat gençler bu olayı protesto etmek istedik. Cağaloğlu'ndan Taksim Meydanı'na kadar yürümek istedik. Taksim'e çıkarken İstiklal Caddesi'nde örf idarenin emriyle bir jandarma ekibi bizi engelledi. Başındaki kumandan süngü tak, hücum diye askerlerine emir verdi. Bizim üzerimize saldı. Ve yaralanan arkadaşlarımız oldu. Bu yaralananlar içerisinde kız öğrencileri de vardı. Hasılı daha sonraki zaman bu türlü cebir, şiddet içeren olayların sahiplerini mahcup etti. Adalet Partisi tek başına iktidar oldu yine. Aynı günlerde Adalet Partisi'nin Ankara'daki binası da basıldı. Oradaki milletvekilleri, hatta bakanlık yapmış insanlar dövüldü, tahkir edildi, aşağılandı. Bunlar bir fayda vermedi kendi bu işi yapan insanlara. O bakımdan demokraside fikir ayrılıkları olacaktır. Düşünce farklılıkları olacaktır. Bu tabiidir, olmalıdır da. Bu karşı görüşü susturmak isteyen cebir ve şiddet yanlıştır. Her zaman sahibini mahcup etmiştir. Bu sebeple bundan ders çıkaracak insanların geçmişe bakması daha doğru olur. Geçmişten ders çıkarmalarını tavsiye ederim. Evet. Tabii yani o da aynı şekilde telin edilmesi gereken eski deyimle bir şey, bir hadise. Ben o sırada Türkiye'de yoktum. Gazetelerden sonradan işte bakarak, bugün gene bakaraktan şey yaptım. Bir nokta dikkatimi çekti. Ne zaman yapıldı bunlar? 1963'te. Celal Bayar 63'te tahliye edildiğinde. Evet, şimdi 62'de Türkiye bir isyan hadisesi yaşadı. Talat Aydemir isyanı 22 Şubat'ta. 1963'te de 21 Mayıs var. Hı hı. Bu ikisi arasında şöyle bir şey oldu. Şimdi bu 27 Mayıs'ın falan tartışması ayrı. Hı hı. Sonra işte hükümet kuruluyor. Koalisyon hükümeti 1961'de yeni meclis işte seçimler yapılıyor. Hükümet kuruluyor. Bir koalisyon hükümeti var. İsmet Paşa Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi, yani Demokrat Parti'nin devamı olan partiyi bir arada kuruyorlar. Fakat buna karşı ordu içinden zaten bir güç var. Devam ettirmek istiyor 27 Mayıs'ı ve 22 Şubat'ta Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in yönetiminde Ankara sokakları işgal ediliyor. Devam ederken gece yarıları falan nihayet bir İsmet Paşa da vaatte bulunuyor. Diyor ki şey yapılmayacak, ceza takibatı yapılmayacak fakat sadece emekli olunacaksınız. Kan dökülmediği için bunu affediyorum diyor. Buna göre devam ediyor iş ve meclisten kanun çıkıyor. Onlar takibata uğramıyor fakat bir daha yaparsanız sonu başka türlü olur diyor. 21 Mayıs 1963'te gene yapıyorlar. Yani oradan ayrılmış olmasına rağmen gene o isyan oluyor. Talat Aydemir darbeye teşebbüs ediyor. Darbeye teşebbüs. Evet. Türkeş de o davanın şeyleri arasında. Beraat etti. Sanıklar arasında. Yani bir sağ darbe gibi bir taraf var. Ya sağ darbenin ilgisi yok. Yani onlar da katmayalım yani. Talat Aydemir sağın karşı olduğu, Türkeş'in de karşı olduğu 27 Mayıs'ı devam ettirelim. 27 Mayıs'ı devam ettirelim. Adalet Partisi çoğunluğu kazandığı için meclisi kapatalım diyen bir darbe bu. Meclisi kapatalım diyen darbe ama yani içinde şeyi söylüyorum. Böyle Türkeş de o işten yargılandı, beraat etti. Hiç alakası olmadı. Çıktı ben ne söyledim? Beraat etmedi. Yani beraat etmedi. Hakim oldum dedim canım. Hayır. Beraat ettiğini söylemediniz. Türkeş o içinde yani sağ bir darbe dediniz. Şimdi zaten şey de oldu. Yani o ihbar meseleleri bilmem ne işte konuşmuşlar daha önce falan bir sürü onun mahkemenin şeyleri vardır. Şimdi burada sağ mı şeydir? Rasim Bey söyledi onu. İşte solun elindedir 27 Mayıs'tan sonra bu işler falan. Sözü tam gerçeği yansıtmıyor. Sol da vardı, sağ da vardı. Bütün buradaki gerçek şu. Türkiye'de sağla sol arasındaki mücadele giderek 27 Mayıs'tan sonra kendini göstermeye başladı. Önce Türkiye İşçi Partisi kurulduğu zaman Türkiye İşçi Partisi'ne hücumlar başladı sağ taraftan. 15 kişi meclise sokmuşlardı. Kongrelerini bastılar. Çetin Altan, Allah selamet versin, mecliste Nazım Hikmet Türkiye'nin en büyük şairidir dediği zaman üstüne hücum edildi. Dönemin başbakanı dahil falan böyle çalkantılar geçirdi Türkiye. Ve bütün bunları göz önünde tutarak, yani şartlarını da görerek o dönemde neler olmuş öyle değerlendirmek lazım. Tabii şeyi de hatırlamak lazım belki. Hı? Şunu da hatırlamamız lazım. Şimdi bunu sonra konuşuruz. Yani bir polemik açmak için söylemiyorum ama Türkiye solu 27 Mayıs darbesiyle ben yeterince hesaplaşmadı diye düşünüyorum. Yani, uzun süre devrim demediler. Evet. Yani bu bir problem olarak görüyorum bunu. Burada bir öz eleştiri yapılmadı. İkincisi, müsaade ederseniz ikinci tarafını da tamamlayayım. Türkiye yasası da 61 Anayasası gibi Demokrat Parti temsiline olanak vermemekle beraber en büyük eksiklerinden biri budur. Bununla birlikte bunun dışındaki temsile ki o kurucu meclis üyelerinden biri de Altan Öğmen önem vermiş bir anayasayı daha iyi hale getirmek için Türkiye sayada hiçbir zaman 61 Anayasasına sahip çıkmadı. Böyle bir ikilem yaşadı Türkiye 1960-80 Dışlandıkları için sahip çıkmadılar. Söz hakları yoktu ki. Evet, ama kurucu meclis tutanaklarında kuyruklar vardı diye Türkiye'nin yarısından fazlasını temsil eden Demokrat Partililere hakaretleri var. Hı. Zaten kim yapıyordu? Darbenin 27 Mayıs Anayasası'nın girişinde meşruiyetini kaybetmiş iktidar diye Menderes iktidarı suçlayarak. Şimdi girer. Biz yani 27 Mayıs eğer bu program şey olacaksa hakikaten bir gün oturup yapmamız lazım. 27 Mayıs bir gün konuşalım. Fayda var. Böyle parça parça birini alıp sonuna kadar götürmek lazım. Burada yalnız kurucu meclis üyesi diye şey yaptın. Şimdi kurucu meclisin genç üyelerinden biri o dönemde. Tabii. Bir anayasa var. Maalesef o anayasadan sonra o sırada kesinleşmemişti daha, yani mahkemeler devam ediyordu galiba. Anayasa hazırlandığı zaman daha sonradan o idam cezalarının verilmesi ve uygulanması büyük bir felaket olmuş. Evet. Bu felaketin çeşitli sonuçları var tabii. İnsanlar öldü. Onların yakınları, bütün Türkiye ve siyasi hayatımız büyük zarar gördü. Hala da devam ediyor. Ama orada tabii bunun olmasının da sonucu olarak o anayasa unutuldu. Unutulmakla kalmadı bu iş. Şöyle oldu. Ya, sanki 27 Mayıs Anayasası kötü bir anayasaymış gibi. Halbuki Türkiye'ye demokrasiyi getiren anayasa 1961 Anayasası. Ordu çünkü sivil insanların yaptığı bir anayasaydı. Şimdi bu anayasa konusunu yani 27 Mayıs Anayasası'nın güzelleme programına dönüşmesin. 27 Mayıs Anayasası'nın çok kötü yönleri vardır. Çok antidemokratik yönleri vardır. Onu işte ayrıca konuşuruz ama ben sözümü bitireyim müsaade edersen. Yani şimdi konumuz anayasa değil de onun için diyorum yani. İlla tartışmamız gerektiği anlaşılıyor böyle. Heyecanlı olsun. Tabii onun için sağım solum tartışırız. Devam ederse bu program tartışacak çok konu var aslında. Ama şunu belirtmek istiyorum. Canım bana diyor ki kurucu meclis anayasasını yapanlardan birisin. Yani temsilciler meclisi üyesiydim o zaman. Seçilmiş ama biz öyle şeydeki gibi 1980'deki tayinle falan değil. Danışma meclisi üyesi. Seçilerek gelmiştik. Şimdi bu anayasanın önemi şuradan belli. Türkiye'de bugün Anayasa Mahkemesi'ne varana kadar bir takım şeyler hala kendini muhafaza edebiliyorsa, varlıklarını muhafaza edebiliyorsa o anayasa sayesinde değil. İki, bütün bu işçi hakları, sendika hakları, şunlar bunlar o zamana kadar yoktu Türkiye'de. Onlar gelmiş. Yani her şeyin Sezar'ın hakkını Sezar'a, 27 Mayıs Anayasası'nın hakkını da ona... Benim şunu söylemem lazım. Burada biraz programı yumuşatmak için bir espri yapacağım. Lütfen yanlış anlamayın. Sataşma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partili Altan Öğmen'in Demokrat Partili Taha Akyol'a sataşması diye kurgunu yumuşatmak için söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Rica ederim. Şimdi canım da biraz... 27 Mayıs. 27 Siz bana sataşmıyor musunuz? Sataşıyorsunuz. Yargıtay'ın 1/4'ünü adliye mahkemelerindeki hakimlerin 1/4'ünü Danıştay'ın 2/3'ünü tasfiye etti. Ne diye? Bunlar kuyruk, bunlar Demokrat Parti yanlısı diye. Ve buna da alet olan maalesef Yargıtay'ın içerisinden gelen Amil Artüs'tür. O sırada Yargıtay içerisinde Amil Artüs aleyhine çok içimizden gelen bir adam hakim ve savcılara bu tasfiyeyi nasıl yapar? Şu hakimler kuyruk, bunları atıyoruz. Onlar atıldı. Meslekten atıldı. Düşünün. Yargıtay'ın 1/4, Danıştay'ın 2/3. Danıştay'da niye çok? Hükümetle ilgili de onun için kararnameler. Yargı üzerinden geçmedi. Yok, 27 Mayıs. Basının üzerinden de geçti. Altan abi Anayasa Mahkemesi'nden bahsettim. Yargıyı bu şekilde ileride bir vesayet makamı olmak üzere yapılandıran 27 Mayıs Anayasa Mahkemesi'ni de aynı şekilde yapılandırdı. Cumhuriyet Halk Partili ve 27 Mayısçı hakimlerden oluşan bir mahkeme kurdu. Menderes'in idam kararının altında imzası bulunan Salim Başoğlu da Anayasa Mahkemesi üyesi yaptı. Anayasa Mahkemesi böyle kuruldu ve maalesef yargı 27 Mayıs tarafından bir vesayet organı şeklinde teşkilatlandırıldığı için çok uzun süre Türkiye'de ciddi bir problem oldu. Yargının tarafsızlığı kültürü tahrip edildi. Şimdi yargının tarafsızlığını dün o güç tahrip ediyordu, bugün de bu güç tahrip ediyor. Burada savunulması gereken, Sezar'ın hakkı Sezar'a dedi Altan abi haklı olarak, savunulması gereken dün ben ne kusur yaptım, siz ne kusur yaptın, doğrusu neymiş? Evet. Müzakeresini yapabilmek. Evet. Tabii onu şey yapmalı. Şimdi 27 Mayıs darbesinden 12 Eylül darbesine gelmemiz lazım. Programımızın ikinci yanı da o zamanda ilerliyor. Ama şunu da söyleyeyim. 27 Mayıs darbesi yalnızca yargının değil Babali'nin üstünden geçeceğiz. Tabii, o dönemin meşhur deyimidir. 2. 147'ler meselesiyle üniversitenin. Eminsu olayıyla ordunun bir kısmının. Bunu görmek zorundayız. O özellikle birinci döneminde. Evet. Yani işte Türkeş'in, şeyin 14'lerin falan bulunduğu Şahinlerin dönemde, üniversiteden 142 insanı, 147 insanı şey yaptılar, emekli ettiler. Eminsu başlangıçta asıl bütün subayların şeylerini, inkılap subayları, onlar sonradan kendileri cemiyet kurdular falan. Daha başka müesseselere tabii bu darbeler, ihtilaller adına ne derseniz deyin, hakikaten büyük tahribat yapıyor müesseselerde. Ama önemli olan sivil iktidarların bu tahribatı ve daha beterini yapması. Bugün de o dönemi yaşıyoruz. Evet. Zaten oraya darbenin yaptığı önemsizdir denilemez tabii. Yani zaten önemsizdir değil de öbürü ben darbeyim diyor zaten. Yani darbeci olarak da, hatta ihtilal hukuku falan diye laflar vardır. Yani aydınlar, bunlar böyle darbe gidiyor. Öylesi yapar. Ama yani bu şeyle demokratik yollardan gelen iktidarların işte otoriter bir hale gelmek için birçok işi yapmaları hadisesini de göz önünde tutmak lazım. Yani ikisini de aslında aynı şekilde ele almak lazım. İlk program olduğu için ne yapacağımızı da daha herhalde pratikte şey yapacağız. Ortaya koyacağız. Zaten haliniz de moderatör olarak bu hususlara dikkate alasınız diye söylüyorum. Peki, teşekkür ederim uyarınız için. Belki şunu söyleyebiliriz. Askeri darbeler konusunda daha çok askerin üzerinde durulur. Yani askerin suçu, hatası, vebali vesaire şu bu. Bizim üzerinde durmamız gereken konulardan biri işin sivil yanı, politikacı yanı. Yani asker darbeyi yaptığı zaman ben de anayasa yazayım, yapayım diye çekmecesinde anayasa bulunduran insanların olmadığı bir Türkiye olması lazım. Anayasasını askeri darbeden sonra yapmış değil, sivil bir seçim ortamından çıkmış bir meclisin katkısıyla yapmış olması lazım vesaire gibi. Ama biz bu 27 Mayıs'ı konuşacağız ve farklı farklı fikirlerde olacağız. Bu çok açık. Buradan yavaş yavaş artık 12 Eylül'e gelelim. Çünkü bugün 13 Eylül. 13 Eylül, 12 Eylül'ün de yıl dönümü. Hatta bugün gazetelerde de vardı. Kenan Evrensiz ilk 12 Eylül bu. Ve bu 12 Eylül 1980 aslında Türkiye tarihinin en vahim darbelerinden veya dönemlerinden veya dönüm noktalarından biri. Çünkü bir kuşağı aldı ve götürdü. Yani Türkiye bir kuşağını bu hem 12 Eylül öncesi ve hem 12 Eylül sebebiyle kaybetti. Çok böyle 12 Eylül öncesinin sorumlusu politikacılardır. 12 Eylül'ün sorumlusu askerlerdir. Bunu ikili olarak tespit ettik. Evet, zaten birazdan da bunu konuşacağız. Ama biz neden söz ediyoruz? 12 Eylül ne demek? Birkaç rakam vereceğim yalnızca hayal etmemiz için. Nasıl bir tahribat yaşadığımızı hayal etmemiz için. 650.000 kişi gözaltına alınmış. 1.683.000 kişi fişlenmiş. 210.000 dava, 230.000 kişi yargılanmış. 7.000 idam cezası istenmiş. 517 idam cezası verilmiş, 50 idam cezası infaz edilmiş. Bunlardan biri Erdal Eren, yaşı büyütülerek ibret olsun diye idam edilen delikanlılardan biri. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkartılmış, 30.000 kişi mülteci konumuna düşmüş, 300 kuşkulu ölüm, 171 belgeli işkencede ölüm, 40.000'e yakın kişi işinden atılmış resmi olarak. Bunun 120'si akademisyen, sarı zarflarla 1402'lik dediğimiz, 3854'ü öğretmen. 937 film sakıncalı bulunup yasaklanmış. Bir sürüsü de filmlerin sansüre uğramış. Şimdi ben o dönemin ilginç filmlerinden birini göstereceğim. Bu Şerif Gören'in filmidir. Cüneyt Arkın'la Fikret Hakan'ın başrolünü oynadıkları çok ilginç bir film. 1976 yapımı bir film. Darbe adını taşıyor film. Fakat darbe olmuş 12 Eylül'de vizyona nasıl girecek? Sansür kurulu hemen bunun isminin değişmesi gerektiğini söylemişler ve filmin ismi İki Arkadaş olmuş. Bu iki arkadaşı, yani şuradaki şey üzerine yapıştırmadır. Bunu kaldırdığınızda arkadan filmin ismi Darbe diye çıkar. Yani şöyle yan yana koyayım. Yani bu bir sanat ürününe dahi bir darbenin, muhteşem bir vesika. Evet, nasıl müdahale edileceğine dair bakın bir görüntü. Burada iki arkadaş sonradan üzerine yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Filmin asıl adı Darbe ama 12 Eylül darbesi olunca darbe filmini darbe adıyla gösteremiyorsunuz. Korkunç bir 1984 kelimeyi değiştirince realite değişmiş oluyor. Evet. Ve buradan şimdi tabii sizlerin ben programı açarken alttan Öymen'den Bir Dönem Bir Çocuk diye kitabını yazmaya başladığını, 4 kitap çıkarttığını söz ettim. O kitabı müsaade eder misiniz bana? Evet. Taha Bey'in de o dönemde yayınlanan kitabı 1980'lerde Türkiye. Çok ilginç. Yani ben tam onu görmedim ya. Evet, o kadar arkadaşız daha ne zamandır? 1979'da yayınlandı o kitap. Evet. Ondan mevcut kaldı. Aynı dönemde. Çok teşekkür ederim. Benim için de sürpriz oldu. Evet. Ben izin verirseniz oradan bir tek cümle okuyacağım. 1979 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Her Gün Gazetesi'nde yazdığım 11 Ocak 1977 günlü yazıdan bir tek cümle okuyacağım. Tarihini bir daha söyler misiniz? 11 Ocak 1977. Peki. Gençlerin birbirini vurduğu, terörün çok maalesef yaygın olduğu. Birinci Milliyetçi Cephenin iktidarda olduğu, 4 partili koalisyonun olduğu dönemden söz ediyoruz. Uzun bir durumu tasvir ettikten sonra şöyle bağlıyorum. Bunalım dönemlerinde milletlerin can kurtaran simidi olan itidal, tedbir ve iç barış bayrağını yükseltmek en önemli görevimizdir. İtidal, tedbir, iç barış. Bugün de geçerli değil mi? Evet. İtidal, tedbir, iç barış. Evet. Peki ben şöyle bir soru sorsam. Şimdi sağım solum tarih, yani tam adına uygun olsun. Altan Bey'den başlayalım. Altan Bey, siz 11 Eylül 1980'de neredeydiniz? 12 Eylül'ü nerede karşıladınız? Taha Bey, siz 11 Eylül 1980'de neredeydiniz? 12 Eylül'ü nerede karşıladınız? Nasıl bir havayla? Altan Bey'den müsaadenizle başlayalım. Şimdi 11 Eylül 1980 günü ben gündüz meclisteydim, öğleden sonra partideydim. Yani milletvekili. 11 Eylül Perşembe günü bu arada. Perşembe. Evet. Perşembe 12 Eylül ertesi. Cuma. Evet. Şimdi burada bunu yaptım da bir dakika notlarıma bakayım. Notlarıma dediğim bir yazı dizisi yayınlamıştım ben burada, anlatmıştım. Şimdi burada o günün şeyinde gene meclis toplandı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine devam etti. Ve şöyle girmişim ben de. Başkan toplantıyı açtı. Cumhurbaşkanı gene seçilemedi. Ondan sonra toplantıyı kapattı. Ve işte bir gün sonra toplanmak üzere toplantıyı kapıyorum dedi. Sonra toplantı yapılamadı. 7 Kasım 1983'e kadar bir daha meclis Türkiye'de çalışmayacak. Şimdi bu 5,5 ay sürmüştü. Bu gibi meclis toplantılarının açılıp kapanması. Sebebi neydi tabii? Şimdi burada kabahat politikacılardadır daha öncesinde. Daha sonrasında işte askerlerdedir falan. Burada kim sorusunu daha direkt sormak lazım. Hangi politikacılardan? Herkesin bir sorumluluğu var. Ben bütün oylarımı kullanıyordum. Ama toplu olarak bütün politikacılar denildiği zaman işin içinden çıkılamaz. Çünkü o zaman bu politikacıları kaldırırsak her şey iyi olur. Politikacıların alternatifi nedir? Ya askeri idaredir ya başka bir şeydir. Politikacılar arasında yanlış yapanlar da olur. Hepsi kötü niyetli insanlar değil elbette bunların. İyi niyetle bir şeye girersin, yanlış da olabilir. 12 Eylül'den önceki mecliste yapılan yanlışlık şu: iki meclisli bir parlamento var. 318, ikisi birlikte toplanıyor Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için. 318 oy alması lazım seçilmek için. Ve bunun altı yok. Yani mesela sonradan değiştirildi bu. 3 turda seçilemezse şöyle olur, 4. turdan sonra böyle olur. Yani şey gibi. Yani seçilemezse meclis fesi olur. Yani 318'i mutlaka bulacaksın. Şimdi bu tabii bir uzlaşma gerektiriyor. Kanun koyucunun amacı da bunlar anlaşsınlar. Bu adam çünkü zaten bağımsız olması lazım. Bütün milleti kucaklaması lazım. Devletin anayasada madde o. Bu kim olacak bağımsız olan? O sıradaki mecliste kontenjan senatörleri diye bir şey var. Bağımsız, tarafsız oluyor onların çoğu. Onlar arasından bulunuyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olanlar. Eğer onlar arasında bulunamazsa partilerin anlaştığı bir isim, mesela seni seçmek istiyoruz biz iki parti olarak Taha Bey'le birlikte ama şey değilsin, parlamenter değilsin. O zaman Cumhurbaşkanı'na, görevden ayrılmak üzere olan Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki efendim biz onu seçeceğiz. Onu şey yapar mısınız? Senatör yapar mısınız? O yapıyor. Çünkü zaten bir boş oluyor yahut biri istifa ediyor. Öyleleri de oldu. Hep böyle seçildi Cumhurbaşkanları. Şimdi bu mecliste o yola da gidilmedi. Hep mütemadiyen aday gösterili devam ediyor. Peki kim bunu böyle olmasını tercih ediyor? Bunun o zaman Adalet Partisi bunu, yani Demirel'in partisi tercih ediyordu. Peki bu tercihin niye sebebi tercih ediyordu? Şu sebepten, bir azınlık hükümetinin başındaydı o zaman. Demirel'in 79'da kurulmuştu. 79'da. Cumhurbaşkanlığında ise öbür Cumhurbaşkanı'nın Korutürk'ün süresi bitmişti. Onun yerine Senato Başkanı vekalet ediyordu. Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanı'nın tabii asilin bütün yetkilerine sahiptir vekalet eden kimse. O yetkileri kullanıyordu. O kimdi? İhsan Sabri Çağlayangil'di. İhsan Sabri Çağlayangil Adalet Partisi'nin en kıdemli ve faal kimselerinden biriydi. Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Demirel'le de arası çok iyiydi. Yani Cumhurbaşkanı olarak eğer Adalet Partisi milletvekili olsaydık biz, Cumhurbaşkanı olarak en iyi kimse, en isabetli seçim bu olurdu diye düşünürdük. Zaten seçtirmek istiyordu belki onu. Ve o orada olduğu sürece hükümet devam edebiliyordu. İşleri yürütebiliyordu. Ve nereden çıkartıyorsun bunu dersen, seçilen adaylığa seçilen kimseleri söyleyeyim. Faik Türün mesela Cumhurbaşkanı adayıydı Adalet Partisi'nin. Faik Türün 12 Mart döneminde bütün işte solcu diye bilinen ne kadar kimse varsa, onların işkence görmesi, onlara işkence eden kimselerin de amiri vaziyetinde İstanbul kumandanı olan, İstanbul 1. Ordu kumandanı olan. Sizin adayınız kimdi? Kimse, Muhsin Batur'du. O da askerdendi. Şimdi o da ayrıca 12 Mart muhtıracılarından. 12 Mart muhtıracılarından ama Faik Türün'ün durumu biraz daha şeydi. Hakkında kitaplar da yazıldı. İlhan Selçuk'un anlattıkları, şunlarla demeçler verdi. Onu bırakalım. Kendisi demeç verdi. Yani yapılan işleri o zaman işte müdafaa etti. Şimdi burada eğer uzlaşma isteniyorsa öteki tarafın en zıddına giden adam aday gösterilmez. Yani bir ortak olarak konuşulur. Bunun zaten tatbikatı yapılmıştır Türkiye'de çok. İşte Korutürk'ün getirilmesi. O daha önce 12 Mart döneminden sonra yine bir Cumhurbaşkanlığı krizi ortaya çıkmıştı. İki lider bir araya geldiler. Bir anda şeyi seçtiler. Korutürk'ü seçtiler. Mesele bitti. Aynı kurallar vardı. Şimdi bu suretle bu seçilmediği sürece benim işim rahat diye bakıldığı zaman demek ki Adalet Partisi suçlu. Mecliste çalışamıyor o sırada. Meclis çalışamıyor, şundan çalışamıyor. Çünkü usule göre önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, öteki işlere ondan sonra sıra gelecek. Bunun istisnaları falan vardı. Ama biz gidip oyları atıyorduk. Bir tanesine seçilemedi Cumhurbaşkanı. 318 oy lazım. 318 yerine 228 çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, olmuyor. Şimdi burada en çok bir tanesi Altan abi haksızlık yapıyor. Bir tanesi bu. Söylediğim. Yani tabii sadece bundan ibaret değil. Cumhurbaşkanını seçemeyen bir meclis var ortada. Seçemeyen bir meclis var ama bu tek sebep falan değil. Süleyman Demirel ve Adalet Partisi var diyorsunuz. Asıl mesele şu, memlekette büyük bir kamplaşma olmuş. Biraz geriye doğru gitmeden ne bu 12 Eylül anlaşılır ne başka şey anlaşılır. Öyle bir kamplaşma olmuş ki özellikle İşçi Partisi'nin meclise girmesinden... O çok önemli değil İşçi Partisi bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Burada bir dakika ama ben bir şeyi anlatmak istiyorum. Yok, vaktimiz daralıyor da ben de bir şeyler söyleyebileyim diye. Yarım saatimiz var. Yarım saat ama var. Ama şeyi konuşacağız daha. Bu müdahaleyi yapmasan o zamana kadar bittiydi benim fikrim. Şunu demek istiyorum. Büyük bir kamplaşma vardı, evet, Türkiye'de. Niye oldu bu? İşçi Partisi kuruldu, 1965 seçimlerine girdi. O zamanki seçim kanununa göre 15 milletvekili çıkardı, evet, meclise girdi. Buna tahammülsüzlük başladı sağ partilerde. Bunun sonucu olarak işte o İşçi Parti itildi, kakıldı falan. CHP bile tahammül edemedi ona. Ortanın solundaki. CHP'nin tahammül edemediğini bilmiyorum ama yani sen nereden çıkarıyorsun? Sonra Feyzoğlu ve arkadaşlarını söylüyor. Feyzoğlu CHP'den değildi o zaman. Ayrıldı. Evet. Yani Ecevit'in başında olduğu bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat bu kamplaşma öyle bilindiği falan gibi değil. İşte mecliste hadiseler çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. O seçim kanunu değiştirdiler. Onun partisi şeye indi, 15 milletvekili vardı, 1'e indi yaptı, 2'ye indi. Sonra ama şeyler devam etti, bu sağ sol meselesi devam etti ve Türkeş'in partisi de kamplar, gençlik yetiştirme kampları falan gibi bir şeyler kuruyordu. Ne zaman? İşte o sıralarda ondan sonra falan böyle devam edip gidiyordu. Abi 1960'taki olaylardan bahsediyorsun. 66-67'den bahsediyorsunuz. Evet. Konuştuğumuz 1979-80. Ya işte 79-80'e kadar ben sana istersen 60 tamamlayın da ben nasıl haksızlık yaptığınızı anlatayım. Evet. Şimdi başta karar vermiş benim haksızlık yaptığımı ama görüyoruz. Yok, dinledikten sonra karar verdim. İşte başını dinledin. Ya şimdi hakikaten bazı güçlükler olacak demek ki bu programda ama halletmeye çalışıyoruz. Ama şeyi böyle yani tamam. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sağ sol kapışmaları çok önemli sonuçlar verdi. Türkiye'nin her tarafında bugün nasıl HP yapılıyorsa, HDP'ye yapılıyorsa, saldırılar oluyorsa, ona benzer saldırılar İşçi Partisi'ne olmaya, evet, başladı. Gidiyorlardı Düzce'de şurada burada bir toplantı yapmaya çalışıyorlar. Bunların üstüne komünistler hüküm ediyorlar. Bir antikomünizm dönemi, dış politikada buna müsait. Evet. Çünkü bizim hükümetler işte Türkiye'de komünist tehlikesi vardır dedikçe Amerika'dan para alabiliyorlar. Hı. Amerika komünizm tehlikesi karşısında gördüğü hangi memleket varsa onlara veriyor, para veriyor diye rivayetler oluşmuş. Bu giderek şiddetlendi ve sonra geldik 1970'lere. 70'lerdeki durum şu oldu. 60'lar var tabii. O Deniz Gezmiş'in idamları, şunlar bunlar, hatırlayalım onları. Yani 12 Mart dönemini, ne kadar insan yapıldığını, mahkum edildiğini, idam edildiklerini, Deniz Gezmişlerini falan. Ondan sonra geldik, o devam etti 1970'lerde de. Yani 12 Mart bitti, 12 Mart'ın sonuçları bitti. 73'te 74'te işte af kanunu çıktı Ecevit zamanında. Sonra fakat gene bu 77'den itibaren hatırlasanız o cinayetler arka arkaya, Hamit Fendoğlu'ndan tut sağlı sollu cinayetler, evet, oluyor tabii. 2-3 günde bir Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer İşçi Partisi gittikten sonra o da hedef alınmaya başladı. Bizim her gün geldiğimiz zaman, partiye yahut meclise geldiğimiz zaman yüreğimiz böyle heyecan içinde olurdu. Çünkü muhtemeldi ki bir adamımız bir yerde, adamımız dediğim il başkanımız öldürmüş oldu. Evet. Başkan bana da söz verecek mi? Evet. Şimdi verecek. Bitince tabii. Ondan sonra şimdi bu havayı o zamanın gazetelerine bakmak kafi. Ben bunları böyle yaparak hatırlarken bir şey olur. Fakat bakın bugün 8 kişi öldü, dün bilmem ne oldu falan, böyle gidiyor hadise. Evet. Ve buna karşı ne yaptı Adalet Partisi ve öteki partiler? Bir cephe hükümeti modeli icat ettiler Milliyetçi Cephe diye hükümet kurdular. Üç parti. Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Cumhuriyetçi Partisi. Güven Partisi ilkinde vardı, ikincisinde yoktu. İlk o birincide vardı. Birincisi 2,5 sene sürdü. 1977'ye kadar. Sonra ikincide 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Fakat çoğunluğu sağlayamadığı için kurduğu hükümet devam edemedi. Yerine işte daha sonra Demirel'in hükümeti geldi. O, az, evet, şey, o bu şey devam etti. O zamanın gazetelerine bakıldığı zaman bir uzlaşmaya varılamadığı görülür. Adnan Bey şöyle yapalım mı? Bu şimdi uzlaşmasızlık, bu inat. Süre doluyor değil mi? Hayır. Şimdi tam tersine süreyi uzattılar. Dediler ki programın talep var programa, o yüzden yarım saat daha uzatıyoruz. O yüzden şöyle bir şey rica edeyim ben sizden. Bu inat lafını bitireyim. İnat lafını bitiriniz. Bizi 12 Eylül'e götüren sebeplerden, siviller tarafından yapılan hatalardan biridir. Tabii askerler de bunu şey yaptılar. İhtilal yapmak isteyen, müdahalede bulunmak isteyen, neyse işte darbe yapmak isteyen askerler de bu durumu da kullandılar. Gerekçelerinden bir tanesi de bu birbirleriyle anlaşamamalarıydı. Daha da eğer şimdi vaktimiz varsa devam edebiliriz. Vaktimiz var. Yani bir yarım saat ihsan ettiler bize. O toplam bir saate yakın vaktimiz var. Şimdi hakikaten programın adına uygun tarihin sağa solu da böylece bir 12 Eylül'e gelişin soldan bir bakışını sizden dinlemiş olduk ve ben anladığım kadarıyla siz Ankara'da 12 Eylül darbesi olduğunda Ankara'daydınız. Şimdi baştaki soruyu darbe olduğunda ben de Ankara'daydım. Şimdi Altan abi haksızlık yapıyor. Değişimin gerekçesi şu. Bir kamplaşmadan bahsetti. Çok doğru. Bu kamplaşmayı anlatırken sağı da solu da yaptıklarıyla birlikte anmak ve eleştirmek gerekir. Halbuki Altan abi sürekli sağı eleştirmek suretiyle arada bir de sol da yapıyordu tabii deyip geçiştirdi. Şimdi mesela haklı olarak Altan abi Faik Türün'ün yani İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı sırasında solculara işkence yaptırmış bir emekli askerin Adalet Partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini eleştirdi. Bu eleştiriye katılıyorum, haklısınız. Haksız olduğu taraf nere? Kendilerinin adayı kimdi? Muhsin Batur. Muhsin Batur. Kim Muhsin Batur? Emekli Hava Generali. Emekli Hava Generali sadece asker değil, asker olabilir. 12 Martçılardan eski. 12 Mart muhtırasında imzası bulunan kişi. Nedir 12 Mart muhtırası? Süleyman Demirel'in seçilmiş meşru iktidarını deviren darbe. Kendinizi Süleyman Demirel'in yerine koyun. Muhsin Batur üzerinde anlaşabilir misiniz? CHP nasıl haklı olarak Faik Türün üzerinde anlaşamaz ise aynı haklılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği yanlış aday olan 12 Mart muhtaracısı Muhsin Batur üzerinde Adalet Partisi de anlaşamazdı. Çatışma vardı, uzlaşmazlık vardı derken bu ikisini birden ortaya koymak lazım. İşkenceci generali aday gösterdi. Tabii biz de oy veremedik. Anlaşmazlık Adalet Partisi yüzünden, sağ yüzünden olduğu nitelemesi tek taraflıdır. İşte haksız bulduğum olan bu. İkincisi sağ şiddet olaylarını zikrederken Altan abi sürekli sağ referansta bulundu. Haklı olarak biz dedi meclise gelirken içimizden kim öldürülecek endişesi taşıyorduk. Biz de partiye gelirken içimizden kim öldürülecek endişesi taşıyordu. Aynı dönemde bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP Ecevit tarafından da çok başarılı bulularak takdir edilen Gümrük ve Tekel Bakanlığı rahmetli Günsazak'ı solcu örgütler öldürdüler. İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı. Bunlar benim çok yakından tanıdığım, o zaman abi diye hitap ettiğim tertemiz insanlar. Onları da solcu militanlar öldürdüler. Türkiye'de şehir gerillası, kır gerillası, bu bir tuzakları nasıl kurulur kitaplarını sol militanlar yayınladılar. Bunların ikisini birden zikretmek lazım ki bugünün sağcıları ya da solcuları biz haklıydık, ötekiler kötü demesin. Müştereken hata yaptık, bu yol yanlıştır, şiddet yolu yanlıştır desin diye. İsmet Paşa herkes tarafından dikkatle okunması gereken çok önemli bir tarihi şahsiyettir. İsmet Paşa'nın 1967 yılında defterlerine düştüğü bir not var. Notun tarihi 10 Kasım 1967. Biliyorsunuz iki cilt olarak Ahmet Demirel tarihçi Ahmet Demirel tarafından yapı kredilerinde yayınlandı. 10 Kasım günü İsmet Paşa Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde yapılan Atatürk'ü anma toplantısına gidiyor. Toplantının konuşmacıları darbeci Mucip Ataklı gibi, Ahmet Yıldız gibi, solcu yazarlardan, bunların hepsi rahmetli oldu, İlhan Selçuk gibi isimler. Onların adlarını yazıyor ve altında diyor ki çok şiddetli, çok öfkeli konuşuyorlar. Demokraside böyle konuşmalar olmaz diyor. Bu İsmet Paşa'nın notu. Dolayısıyla biz bugünkü gençlere, bugünkü nesillere, bugünkü politikacılara dünün hatasından ders alın diyeceksek, biz haklıydık, siz haksızdınız, bütün hata veya büyük hata oradan geldi uslubu doğru bir uslup değil. Tarihi realiteleri uygun değil. 12 Eylül öncesinde hatta bütün demokrasi tarihimizde maalesef şiddet kahramanlık sayılmıştır. Yiğit kahramanlık sayılmıştır. Sağında solunda hamaseti vardır. Bugünkü Sabah gazetesinde çok önemli bir makale Şükrü Hanioğlu'nun hamaset, sağın ve solun nasıl hamaset dili kullandığını ve bunun öfkeyi, uzlaşmazlığı nasıl tahrik ettiğini anlatıyor. Ben sağın hatalarını, sağın şiddet eğilimini, sağın hamaset dili kullanmasını eleştiriyorum. Ama sadece sağ değil, sol da yaptı bunu. Hatta işte bu gerillalar bilmem neler, 27 Mayıs'ı tekrarlamak falan, bunları Türkiye'de sol başlattı. Benim Altan abiye haksızdır dediğim, söylediği sözler yanlış olduğu için değil, tek taraflı olduğu için. Tabii orada da ben şöyle bir dipnot düşmek isterim. Türkiye'de sağ sol ne demek? Yani 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar solcu muydu, sağcı mıydı? Türkiye'de o, ayrı, çok akademik bir konu var. Tartışmaya muhtaç bir konu. Ben buradan şöyle bir konuya geçmek istiyorum. Bildiğim için de Altan Bey'e zaten söz vereceğim. Ondan sonra... Evet, yani onu da şey yaparsanız. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimi konusunda kilitlenmiş bir meclis. Hatta onu teyit ettireceğim size. Ajda Pekkan'a, Zeki Müren'e, meclisin çaycısına bile oy çıktığı söylenir. Doğru mu değil mi diye Altan Bey'e soracağım. Bakınlık geldiği için iş mizaha dökülmüştü. Ama o dönemde şimdiki arayışlardan biri de bu keskinleşmiş, her gün gazetelerde 5, 10, 20 kişinin öldüğü haberleri sıradanlaşmış bir Türkiye'de bir uzlaşma arayışının olması. Bu uzlaşmanın da tepeden başlaması. Yani bu uzlaşmanın aktörleri kim olacak? Bu uzlaşmanın iki temel aktörü olması gerekiyor ki... iki taraf uzlaşacak, evet, iki aktör olacak. Evet, evet. Ama o iki aktör hangisi olacak? Öncelikle Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde duruluyor. Adalet Partisi Süleyman Demirel lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit lideri. İkisi de rahmetli oldu. Ve bir türlü de bir araya gelemiyorlar. Resimlerini arkadaşlar ekrana geçsinler mi? Rica etmiştik. Evet. Anıtkabir'de bir 10 Kasım günü tören sırasında ikisi de rahmetli oldu. Ecevit'in ve Demirel'in fotoğrafları. Arkadaşlar geçsin. Evet, çok manidar bir fotoğraf o. Yani Türkiye'nin de... Yanlış fotoğraf geldi ama bunu belirtelim. Evet, bu 1900, Altan abi değil mi? 1966 Demirel başbakan, 65'te başbakan oldu. Muhalefet lideri İsmet Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Başbakan İsmet İnönü. Aralarındaki medeni ilişkiye bakar mısınız? İki siyasi liderin olgunluğunu görüyor musunuz? Evet. İşte Talat Aydemir falan gibi cuntalar bu iktidar muhalefet uzlaşmasıyla, bu medeni tavırla engellendi. Bu tarihimizde bir şeref fotoğrafıdır. Bu iki fotoğraf. Çok temenni ederim ki bu iki fotoğraf... Şimdi bizim söz ettiğimiz fotoğraf da buydu. Bu da Ecevit'le Demirel Anıtkabir'deler, birbirlerine sırt dönmüşler. Cumhurbaşkanı seçemediler işte. Şimdi bu fotoğraftan yola çıkarak ben Altan Bey'e o soruyu sormak istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki Altan Bey de bu iki lideri ve iki partiyi, bu kilitlenmiş demokrasiyi açmak için liderleri bir araya getirmeye çalışan çabaların içindeydi. Nasıl bir süreç yaşandı? Demirel'le Ecevit'i bir araya getirmek için biraz dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi baştaki şeyi söyleyeyim. Yani öyle tek taraflı falan diye bakma şeyi değil ama herkesin sorumluluğunu ortaya koymak lazım. Ve burada objektif bir vaka var. Cumhuriyet Halk Partisi seçilsin istiyordu Cumhurbaşkanlığı. Çünkü seçilmemesinde hiçbir kazancı olmayacaktı. Doğru Yol Adalet Partisi'nin ise belli anlatmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı kendisinden ne kadar seçilmezse o kadar rahat edebiliyor. Aksi takdirde düşecek hükümette. Şimdi bu metot aslında her zaman eleştirilmesi gereken bir şey. Kanun bir şey yapıyor. Siz onu kendi istediğiniz şeyi yaptırmak için alet olarak ve yanlış bir şekilde kullanıyorsunuz. Bugün yaşadığımız şey de odur. O zaman kanun Cumhurbaşkanı seçilsin ve tarafsız bir kimse olarak seçilsin ve işte bütün milleti kucaklaşsın diye öyle yapılmıştı. Yani yarıdan bir fazla oy almadı mı hiçbir şekilde seçilemesin. Ama bunun şeyini söylememişti. Yani ne yapılır arkasına bir şey koymamıştı. Bu sefer arkasına bir şey konuldu. Seçilemediği takdirde, o zaman da vardı bir usul. Seçilemediği takdirde işte mesela hükümet kurulamadığı takdirde, bugünkü uygulamaya bakın, hükümet kurulamadığı takdirde seçime götürülür. Bu bir müeyyidedir. Hükümetin kurulmasını sağlamak için, bir an önce kurulmasını sağlamak için yapılmıştır. Çünkü milletvekilleri yeni seçilmişler, gelmişler. Seçime niye gitsinler? Çalışmak üzere geliyorlar. Hükümet nasıl kurulur? Gerekirse koalisyon, gerekiyorsa koalisyon yapılması suretiyle kurulur. Onu teşvik etmek için kurulmuştur. Şimdi bu madde Cumhurbaşkanı'na bu yetkiyi vermek suretiyle bunu sağlamaya çalışmış. Ama Cumhurbaşkanlığından yapılan hükümeti koruma girişimleri ve başbakanın çalışmaları şu sonucu veriyor, şu sonucu vermek için daha doğrusu bu madde kullanılıyor. Hükümet seçilemesin, hükümet güveniyor, alamasın, kurulamasın. Şimdi bu kanunu amacının tam tersine bir şekilde kullanma yollarını götürmek demektir. Hileyi şer'iye denir. Bu öyle değil ama Altan abi devam etsin. Evet. Ya, burada yani nasıl değil söyle. Ha. Şimdi tek taraflı yine evet. Yani tek taraflı. Şimdi bu caiz bir şey midir? Elinde bir imkan var kanuna karşı. Kanunda onu bu hale getiriyorsun. Ve şimdi Türkiye hükümetsiz şu sırada. Burada daha bazı imkanlar var. Onları kullanması da muhtemel. Yani bu seçim ilan edildi, kabul edildi ya. Onu bakarsın diye ertelemek de mümkün. Yani bir yıl erteleme, bir savaş hali olduğu takdirde. Ama onu bir kenara bırakalım. Bu son hadise, hükümetin kurulamaması ve bu hale gelmesinin sorumluluğu tabii birilerinin üstündedir. Bunu belirtmek lazım. Yoksa mesela şimdi desek ki mecliste hükümet kuramadı. Partiler kuramadı. Ondan sonra bir araya gelemediler 4 kişi falan. Bu umumi laf. Bir kısmı bunu istiyor, bir kısmı istemiyor. Bu hale getirenler sorumludur. Yarın da bu yüzden ne olacaksa bu hale getirenler sorumludur. Şimdi memleket dönmüş. Yani her tarafta kanlı hadiseler işliyoruz televizyonlarda. İnsanlar öldürülüyor. Bugün 2 tane, 3 tane falan. Eskiden de yaşadık bunları. Bugün hala aynı şey devam ediyor. Yani benim söylemek istediğim sadece hadiseleri somut olarak alalım ve orada kimin kabahatli olduğunu açık açık söyleyelim. Genelleme yapmayalım. Elbette ki 1970'lerde 80'lerde ölenler arasında öbür taraftan da ölüyordu, bu taraftan da ölüyordu. Sadece örnek uzlaşmazlıktan bahsediyorum. CHP uzlaşır bir partiydi, Adalet Parti uzlaşmaz bir partiydi, öyle mi? Bu hallerin yaşanmaması, bu hallerin fotoğraflara bakaraktan yapılmaz. Nasıl yapılmaz? Vesika fotoğrafı. İkisi sırt dönmüş birbirine. Ben bunları yazdım da zaten. Ben de yazdım. Yani çünkü onun şahidiyim. Şeyi yazdım. Yani ben de MHP tarafında şahidiyim. Cumhuriyet Halk Partisi eğer 12 Eylül meselesine gelince elbette ki bu Cumhurbaşkanı'nın bir an önce seçilmesini istiyordu. Ve ayrıca büyük koalisyon istiyordu. Demirel'le Ecevit bir araya bunun için getirilsin diye uğraştılar. Evet. Ben bir tanesiyim o hazırlayanlardan. Bir tanesi Necmettin Cevheri'dir. Ondan sonra bu ısrar edince kalacağım azınlık hükümeti olarak diye Adalet Partisi yaptı. İşte onda ısrar ettiği zaman da Milli Selamet Partisi ile acaba bir şey olabilir mi diye onlarla da görüştük biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi görüştü. Hükümeti değiştirmek için Demirel'i ikna etmek ikna olmazsa eğer yeni bir hükümete gitmek yolunda onlarla da görüşüldü. Yani bir kısım insan da uğraşıyordu. Bunları böyle açık açık koymak lazım. Bugünkü hadise, şimdi geçmişe dönmek, işte hatırlamak, bilmem ne, karşılıklı tartışma sırasında belge koymak falan güç oluyor tabii. Ama bugünkü günü yaşıyoruz. Bugünkü günde hükümet hala kurulabilmiş değil. Kaç ay geçtiyse niçin hükümeti kurmayıp daha iyi sonuç alırız belki öteki seçimde diye düşünüyor bir takım insanlar. Bu da bu hale getiriyor memleketi ve bu manzaralar tıpkı 1980'den önceki manzaralara benzemeye başladı. Bakın bugünkü gazetelerde dün de 8 ölü bilmem ne diye devam edip gidiyor. Bu tarihi konuşuyoruz ama tarih bazen de içinde yaşanaraktan böyle oluşuyor. Onu belirtmek istedim. Öyle taraflı şimdi falan. Şimdi bugünden yok taraflı anlatıyorsunuz abi. Bugünden bahsedeceksek bugünün hükümeti kimin kurdurmadığı, koalisyonu kimin kurdurmadığı belli. Sayın şimdi ben isim de zikredeceğim. Altan abi birileri istemiyorlar dedi. Ben hükümetin kurulmasını, AKP hükümetinin kurulmasını istemeyenin Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan olduğu kanaatindeyim. Bunu köşemde de yazdım. Köşemde de mutlaka bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu kurulmalı. Çünkü böyle bir koalisyon ülkede tansiyonu düşürür. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde bulunan muhafazakarlara alerjiyi azaltır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi genlerine olan alerjiyi azaltır diye ben bunu savundum da. Ayrıca bugün koalisyonun niye kurulmadığını Sayın Bülent Arınç, burada Bülent Arınç'ın ismini saygıyla zikrediyorum. Çok onurlu bir konuşmayla seansta veda etti. O da söyledi. Kimin kurulmasını istemediğini söylersem bir yerlere dokunur demek suretiyle bunu belirtti. Günümüzdeki bu durumu tahlil etmek için düne baktığımızda bizim Cumhuriyet Halk Partisi uzlaşma istiyordu, Adalet Partisi uzlaşma istemiyordu anlayışı tek taraflı bir anlayıştır. Realiteleri de uymuyor. Altan abi de çok iyi biliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Bülent Ecevit'e koalisyon teklif etti. Düşünün iki parti arasında kan gövdeyi götürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi oldu, 1977 Cumhurbaşkanı 77'nin başlangıcında 77 işte seçimlerden yeni çıkılmış. Cumhurbaşkanı seçiminde bu Cumhurbaşkanı seçimine geleceğiz. Ben uzlaşmazlığın kimde olduğunu belirtmek için söylüyorum. Bunun bütün ayrıntılarını ben hiç hayatımda milletvekili olmadım ama Genel İdare Kurulu üyesi olarak biliyorum. Altan abi de öbür taraftan bilir. Rahmetli Günsazaklar, rahmetli Vedat Dalokay bu koalisyon müzakerelerini yaptılar. Sonunda ne oldu biliyor musun? Rahmetli Bülent Ecevit bizim içimizde 30 küsür tane radikal arkadaşlar var. Onlara kabul ettiremem diye koalisyonu reddetti. Düşünün 77'de Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP arasında bir koalisyon kurulsaydı tansiyon nasıl düşerdi? Belki 12 Eylül'e gelinmezdi. Belki o kadar genç ölmezdi. Ben burada uzlaşmazlık derken bunun tek taraflı olmadığını, uzlaşmazlığın bizim bir hastalığımız olduğunu, İttihat Terakki ile Hürriyet ve İtilaf kadar, Cumhuriyet Halk Fırkası'yla Terakkiperver Fırkaya kadar, Cumhuriyet Halk Partisi ile Menderes'e kadar ve bugüne kadar uzlaşmazlığın bizim bir vebamız, bizim bir mikrobumuz, bizim bir hastalığımız olduğunu ve bunun tek taraflı olmadığını anlatmak için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi haber gönderdi. Muhsin Batur'u çekin, başka bir aday gösterin, biz ona oy verebiliriz. CHP'ye tabii oy verebiliriz diye. Ayrıca uzlaşmazlık ve uzlaşma konusunda bir örnek daha vereceğim. 1977 seçimler olduktan sonra tıpkı Cumhurbaşkanı seçilemediği gibi Meclis Başkanı da seçilemedi. İkisi de rahmetli oldular. Türkeş ve Ecevit arasında bir diyalog kuruldu. Bizim Grup Başkan Vekili Faruk Demirtola ile sizin yaptığınız görüşmenin sonucunda Türkeş Ecevit'e haber gönderdi. Dedi ki bizim oy verebileceğimiz böyle çok solcu olmayan, bize çok düşman olmayan ılımlı isimlerden birkaç kişi bildirin, birini seçelim. Onlar kaç taneyi hatırlamıyorum ben. İsim verdiler. Bunların içerisinden eski Adalet Partili Zonguldak milletvekili Cahit Karakaş'ı biz MHP Genel İdare Kurulu'nda görüştük. Buna oy verilir diye karar aldık. Oy verildi. Onun gazetesini arkadaşlar ekrana getirebilirler. Altan abiyle başka bir programda da konuşmuştuk. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Alparslan Türkeş'in partisinin oylarıyla 1977'de Bülent Ecevit'in partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis başkanı seçildi. Dolayısıyla yani uzlaşmazlık tek taraflıydı. Biz iyiydik, öteki kötüydü. Yanlış. Yo, öyle değil bak. İyi misaller var, kötü misaller var. Şimdi ben de onu söylüyorum. İyi misalleri yani somut olarak konuşalım. Somut öyle anlattığım olaylar hepsi somut. Bu adam somut. Kötüdür demiyorum hepsi ki. Somut anlattığım olaylar. Demirel'in de çok iyi tarafları vardı. Hele Cumhurbaşkanlığı. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek suç Demirel'in mi? Hayır oradaki elbette. Hayır mı elbette mi yani? Elbette dediğim şurada. Yani İhsan Sabri Çağlayangil'in Cumhurbaşkanlığı mevkiinde oturmasıyla meseleyi halledildi diye düşünüyordu ve değiştirmedi bunu. Oturdular karşılıklı. O seninle bir konjonktür. İsterdi ki kendi partisinden birisi kalıcı Cumhurbaşkanı olsun, geçici Cumhurbaşkanı diye vekaleten İhsan Sabri Çağlayangil olacağını kendi partisinden birisi olsun. Niye ister? Cumhuriyet Halk Partisi bunu koalisyonu dağıtmak için kullandı. Kendi partisinden birini yapamazdı. Uzlaşmak zorundaydı. Bir ortalama bir adam olacaktı ve bağımsız bir adam olacaktı. Başka çare yoktu çünkü zaten vardı öyle insanlar. İhsan Sabri Çağlayangil'in CHP'ye ters bir tarafı var mıydı? İhsan Sabri Çağlayangil şimdi mukayeseli olarak baktığın zaman anayasa diyor ki tarafsız bir kimse olsun. Tarafsız kimseyi getirme imkanı da var. Çünkü biraz önce anlattığım mekanizmaya göre Cumhurbaşkanı senatör tayin ediyor. Hatta senatörler arasında var. O insan mı olacak, benim kendi arkadaşım mı olacak diye düşünürken benim kendi arkadaşım orada olsunu tercih etti. Benim izlenimim bu. Kendisine de söyledim hayattayken Allah rahmet eylesin. Şimdi bu ayrı bir mesele. Bülent Ecevit de Demirel de sonradan o uzlaşmazlık hatadır diye ikisi de söylediler ve birbirlerine çok medeni davrandılar. Ama araba devrildikten sonra. Araba devrildikten sonra oluyor. Onun için bugün araba devrilmeden medeni davranmayı öğrenelim. Şimdi bak doğru bir laf söyledin. Araba, ben baştan beri doğru laf söylüyorum. İşte bazısı o kadar değildi. Şimdi araba devrilmeden bunu yapabilseler bugünkü politikacılarımız çok iyi ederler. Sen de ben de işte bu işlerin içinde bulunduk daha önce. Yani şey olursa bize de sana da özellikle telefon etseler sen de bu sözleri onlara söylesen ve misalleri versen ben daha bir şey yok. Her gün yazıyorum, siz de yazıyorsunuz. Ben de yazıyorum yani, ama pek okumaya fırsat bulamamış olabiliyorlar. Onun için ne yapalım bilmiyorum. Yani işte dostlarımıza, arkadaşlarımıza söylüyoruz. Şimdi ilginç olan şeylerden biri şu tabii. 12 Eylül'e gelirken işte o Tahbey'in bir tür veba dediği, kültürel veba dediği uzlaşmazlık. Hakikaten öyle bir uzlaşmazlığa tanık oluyoruz. Burada Türkiye'nin 12 Eylül gibi askeri bir yönetime, darbeye maruz kalmasında politikacıların, yani tabii ki bu genelleme sizi anlıyorum, biraz tehlikeler de içeriyor. Çünkü herkesi aynı kefeye koyuyorsunuz. Fakat sonuçta tıkanan bir siyasal sistem var. Ve tıkanan bu siyasal sistemi açmak istemeyen, onun öyle sürmesinden yararlanan, nemalanan bir kesim var. Şimdi bu çok açık. Şimdi bunu da görmemiz lazım. Çünkü bunu görürsek demokrasinin değeri ve işlerliği artmaya başlıyor. Çünkü öbür türlü tıkanmış bir rejimi gelip işte İskender'in düğümü kılıcıyla kesmesi gibi darbe askerde bir düdük götürüp bütün kuralları bir kenara koyup kuralları ben koyarım deyip herkesi adeta siyaset arenasından tahliye ediyor. Şimdi dolayısıyla şuna katılıyorum. Uzlaşma kültürünün üzerinde durmamız lazım. Bu geçtiğimiz tecrübe de yani koalisyon yapılamaması da bir tür bu tecrübenin mesela şuna katılmıyorum. Yani bu yanlış bir şey. Tek parti istikrardır, koalisyon istikrarsızlıktır gibi genel önermeleri oldu Türkiye'nin bu dönemde. Hayır, yani tam tersine koalisyon uzlaşma kültürünü arttıran, birçok kesimin kendisini iktidarda görmesine vesile olacak olan, dolayısıyla sokaktaki tansiyonu da, siyasetteki tansiyonu da azaltacak olan yöntemlerden biriydi. Ve fakat bu da mutlak değil tabii. Evet. Bu da mutlak değil. Hiçbir şey gibi. Yani MC koalisyonları sokaktaki tansiyonu düşürmedi. Aksine arttırdı. O da koalisyon. Arttırdı. Koalisyonlar evet. Büyük reformlar yapamadı. Bu da bir gerçek. Benim tek parti iktidarları ciddi reformlar yapar ama otoriterleşme temayüline girebilir. Hı hı. netice dönüyor dolaşıyor, uzlaşma mı, evet, çatışma mı? Ve işte onun hangi zeminde olacağı, demokratik tabii bir zeminde zemin olmayacağı mı? Zaten benim uzlaşma ve koalisyondan kastım benzerlerin koalisyonu değil. Yani farklıların bir sağ koalisyonu benim için uzlaşmanı iyi açan bir koalisyon değil. O yüzden çok haklısınız. Birinci Milliyetçi Cephe de, ikinci Milliyetçi Cephe de Türkiye'ye çok zarar vermiş. İki hükümet ve koalisyon dönemi. Çünkü bunu kabul ederim. Evet. Cepheleşmeyi müthiş arttırdı. Evet. Yani Fransa'da Fran Popüler var, evet, yani demokraside var böyle şey. Evet, evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın öyle açtılar. Uzlaşma ve koalisyon örneğin 1991'de CHP ile DYP arasında olan Front National, evet. Tek parti var. Milli Cephe. Marine Le Pen'in partisinin adı neydi ya? Ulusal Cephe. Ulusal Cephe canım işte. Evet. Ulusal Cephe. Benim söz ettiğim koalisyon 1991'de olan koalisyon. Yani Demirel, İnönü veya DYP, CHP koalisyonu gibi. Hep destekledik gibi o koalisyonu. Evet. Kaldı maalesef ki Türkiye'nin kaçırdığı büyük bir fırsatın hiçbir ciddi reform yapmadılar. Evet. Hayır, hem yapmadılar hem de o koalisyon birilerini çok rahatsız etti. Onu da hatırlayalım. Ve Türkiye çok kötü günlere gitti. O mesela Erdal İnönü'yü hatırlamak lazım. Çok büyük bir siyasi riske de girerek kendisi DEP'i, o dönemki HEP'i parlamentoya taşıyan partiydi. Çünkü Kürt sorununu Türkiye'nin parlamentoda konuşması gerekiyor. Parlamentoda konuşursak siyasi bir çözüm arayacağız vesaire. Fakat biz şimdi 12 Eylül zemininden ayrılmayalım. Şimdi biraz daha onu vesile ederek bugünü, dünü konuşmaya devam edelim. Çünkü ilginç bir başlık gelecek şimdi buradan. Bu zaten o dönemin darbe. Darbe. Zaten bir müddet sonra da Altan Bey Milliyet'te de çalışmaya başlayacak şeyde. Şimdi bu da dönemin o konuda söz istiyorum. Tamam. Ordu yönetimi el koydu. Bütün yurtta sıkı yönetim ilan edilirken sokağa çıkma yasağı. Amaç demokrasiyi rayına oturtmak. Hep ordunun, askerin böyle bir büyük abi rolü var. Hani siviller hata yapar, siviller nefsine yenilir, siviller demokrasiyi bilmez. Biz arada onları böyle balans ayarı yaparız. Bravo. 28 Şubat'ın sloganı. Sloganı gibi. Bakın burada da az önce konuştuğumuz şey. Bu çok önemli işte. Evet. Evet. Şimdi Demirel, Ecevit 12 Eylül'den önce bir araya gelememiş ve günaydın başlık atmış. Tarihini söyleyeyim ben size. 15 Eylül 1980. Demirel ve Ecevit nihayet bir araya geldi. Askerler zincir bir bozana sürgün edince, evet, ikisini... Evet. Hamza koydular şu anda. Yani buradaki şeyde. Hamza koydu. Evet. Önce Hamza koydu. İkinci sürgünlük orada. Yerleri askeri tesiste ve birbirine çok yakın. Ve gelen haberlere göre hala birbirleriyle konuşmuyorlar. Evet, maalesef. Evet. Şimdi onun şeyi sonra ne oldu? Daha sonrası var tabii. Ecevit başbakandı ve Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanlığı süresi biteceği zaman Ecevit'in teklifi neydi? Süleyman Demirel'in süresini uzatılsın. Yani aralarındaki ilişki nereden nereye geldi? Evet. Araba demek ki olabiliyor. Biraz Turan Güneş rahmetli. Daha önce olsa tabii bu işler çok daha iyi. Şimdi de öyle bir dönemdeyiz. Yani şimdi ister istemez insan bunları konuşurken bugün geliyor akla. Yani bu gidişin sonu ne olacak? Hakikaten bir vahim bir şey. Hı. Bütün Türkiye'nin bir kısım vilayetlerine evvelden sen gidebilirsin, ben gidemem falan öyle şeyler söyleniyordu. Yahut ben giderim, sen gidemezsin. Şimdi hiç kimse gidemiyor. Evet. Yani gitmek için gidemiyor. Halkın partisi HDP gidemiyor. Bir başka yerlerde bir sürü hadise oluyor. Hakikaten ya televizyonu açtığın zaman her sabah itibaren bir ölü, iki ölü, evet, falan derken akşama kadar, evet, artıyor. Evet. Maalesef her gün birkaç şehit veriliyor. Şimdi de seçim yapılacak. Seçim şartları nasıl olacak? Olayı değil yani, yanı sıra sivil insanlar da ölüyor. Tabii, bunu görmek lazım. Yani etnik ayrışım artıyor, en kötüsü. Türkiye'nin insanları ölüyor. Tabii. Yani her taraftan, her bakımdan bunun altını çizmek lazım. Ve partiler bir araya gelemiyorlar. Gelememesinin sebebi bütün partiler gelemiyor diye hepsine değil ki. Bir kısmı bir araya gelmeye hazır. Bunu kendileri öneriyorlar. Bir kısmı istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde böyle bir isteği falan yok ortada. Yani bunu da bundan ne bileyim kaç sene sonra bir takım televizyon konuşmalarında bu günleri anlatacaklar. Bizim şimdi baktığımız gibi geriye. Gene işte bunlar birleşse işte iyi olur diyecekler. Geçmişten örnekler o zaman akla geliyor ama uygulanmıyor. Yani işte ne kadar bu konuyu konuşsak az tabii. Ama sen devam et. Şimdi burada 12 Eylül'den sonra da uzlaşamayan ama bana ilginç gelen başlıklardan biri şu. Şimdi bu da 13 Eylül yani 12 Eylül'den bir gün sonraki başlık. Terörün sonucu Yönetim Milli Güvenlik Konseyi'nde. Atatürk yolunda devam. Şimdi bu da Türkiye'ye çok zarar veren temalardan biri oldu. Yani 12 Eylül'den itibaren herkesin Atatürkçülüğünü ölçen adeta bir terazi buldular ve herkesi Atatürkçü yapmaya çalışan, yani standart bir ideolojiye kavuşturmaya. Türkiye'nin sağını da, çünkü belki birazdan sözünü edeceğiz. Mesela MHP için ve MHP'nin gençlik teşkilatı için en büyük travmalardan biri MHP teşkilatının ve ülkücülerin hapse atılması ve bunun anılarında da yazıyorlar. Buna inanamadıklarını ifade ediyorlar ve diyorlar biz devlet için biz canımızı veriyoruz. Evet. Bizi nasıl bir de işkenceden geçiriyorsunuz bizi. Bu nasıl olur? Bu tramvayı hakikaten milliyetçi sağ Türkiye'de uzun süre atlatamadı. Zaten o yüzden ayrışmalar oldu, siyasi ayrışmalar oldu. Fakat 12 Eylül'ün bu standart yurttaş yaratma, ideolojik açıdan yani böyle sağcı Atatürkçü, solcu Atatürkçü, İslamcı Atatürkçü, biliyorsunuz İslamiyet'e de ayar vermeye çalıştı. Hatta şey diye suçlanır 12 Eylülcüler, işte İslamiyet'i çok öne çıkarttılar, dini kullandılar falan filan. Ama İslamcılar da kızarlar 12 Eylülcülere. Hayır, onlar bir devlet İslamı, bir standart İslam üretmeye çalıştılar. Standart sol, işte hatırlayın 83 seçimlerine 3 partinin girmesine izin verildi. ANAP, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi adeta ortanın sağında Milliyetçi Demokrasi Partisi olsun, devlet kontrolünde eski bir general başında olsun, öbüründe Halkçı Necdet Calp olsun, işte o da eski bir bürokrat olsun, bizim denetimimizde olsun. Dolayısıyla bunun altında çizmek istiyorum. Bu Atatürkçülük konusunda yani bir meşruiyet zemini gibi problem orada. Arayıp esas problem orada. Ve bunu deforme eden, ideolojiyi deforme eden, kendi çıkarı için kullanan bir hale bürünmesi. Mehmet Bey, biliyorsunuz siyaset biliminde meşruiyet karizması diye bir kavram var. Bu konuda Tarık Zafer hocamızdan itibaren çok araştırma da yapıldı. Artık bu epeyce geride kaldı ama bizim Cumhuriyet tarihinde şöyle bir karizma var. Meşruiyet karizması. Atatürk dediğiniz zaman bu anayasadan da kanunlardan da falandan da önemli hale geliyor. İşte Atatürk devrimlerini kurtarmak için darbe yapmak. Atatürk devrimlerini yolunda 27 Mayıs darbesi. Atatürk yolundan saptığı için iktidarların devrilmesi. Bu Türkiye'de maalesef bir anayasa kültürünün, bir anayasallık kültürünün, bir hukuki meşruiyet kültürünün yerleşmesini geciktirdiği ideolojik referanslar, devlet için bu Atatürkçülüktü, devlet aygıtları için Atatürkçüktü, sonra İslamcılık, başka işte sosyalizm falan gibi kavramlar da girdi. Maalesef bir meşruiyet karizması haline geldi. Bizim üzerinde uzlaşmamız gereken demokrasinin temel ilkelerinden biri de şudur. Meşruiyetin tek kaynağı sandıkla birlikte anayasadır. Ne Atatürkçülük referansı, ne İslam referansı, ne sosyalizm referansı, ne işte büyük insanlık davası falan gibi referanslar hukukun üzerinde olamaz. Sizin dediğiniz gibi Atatürk referansı yapıldı. Türkiye'de sol hareketler, bu 27 Mayıs devrimi arkasından Talat Aydemir'in darbe girişimleri ne diye başladı? Atatürk devriminden sapan Türkiye'yi yeniden yoluna oturtmak için. Bunun Atatürk'ün adını kaldırıp yerine başka bir ideoloji yazdığınız zaman hukuk dışılık değişmiyor. Onun için bizim meşruiyet referansının bir anayasa, iki sandıktan çıkmak olduğu konusunda artık temel bir kültüre mutabakata varmamız lazım. Evet. Şimdi, yalnız burada bir şeyi, noktayı daha dikkate almak lazım tabii. Atatürk'e referans yapmak yahut Atatürk'le meşgul olmak yahut Anıtkabir'de onu ziyaret etmek falan bir başka cereyana karşı bir tepki olarak da ortaya çıkıyor. Bunu görmek lazım. O başka şey de Atatürk'e saygısızlık yapmak. Atatürk'ün adını söylememek. bilmem sanki şeymiş gibi, yani mesela soyadı nasıl olur da Atatürk soyadı alabilirmiş yahut verilebilirmiş. Vermiş meclis. Şeyden, İstiklal Savaşı'ndan çıkmışız, bütün mücadelelerden geçmişiz. Atatürk gerçekten sevilen bir insan, sayılan bir insan. Mecliste öyle bir karar vermiş. Bir o zamanki soyadı kanunu sırasında almış soyadını gidiyor. Şimdi bu soyadını yok saymak. Mustafa Kemal bilmem ne dedi ki falan demek. Bunlara da gerek yok. Yani bu illa söyleyebilir. Tabii herkes o zamanki adını da kullanabilir falan. Ama soyadıyla hitap edilmesi esas iken şeye ne diyeceğiz yani? Bugünkü insanlara ne diyeceğiz? Yani Abdullah Gül, onu derim. Üç isimler neyse şey deyince oluyor. Recep Tayyip falan deyince oluyor. Ama Abdullah Gül'ü anarken Abdullah mı diyeceğiz? Yani Mustafa Kemal diyoruz, iki ismi var diye. Şimdi bunu, soyadını söylememek, ondan sonra işte iki sarhoş falan gibi bir takım laflar, daha bir sürü misali var bunun, burada anmak da istemiyorum. Böyle şeylerden de vazgeçmek lazım. Yani her memlekette, her millette insanların bir kısmı herhangi bir kimseye karşı saygı duyma alışkanlığındadır. Bunu böyle illaki zorlamanın, işte yok saymanın falan bir manası yok. Belki o da bir tarafı Altan var. Abinin bu açıklaması üzerine bir şey tavsiye etmek isterim. Benim eleştirdiğim nokta Atatürk'ün, Atatürkçülüğün, Atatürk ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılapları, bir zamanki kalıp bu, biliyorsunuz, meşruiyet referansı olarak kullanılmasıdır. Darbe referansı olarak tarihteki Türkiye'ye hizmet etmiş, başta Atatürk olmak üzere, buna İnönü de dahil, buna Atatürk'ün idam sehpasına gönderdiği milli mücadele kahramanları da dahil, Atatürk'e muhalefet eden Kazım Karabekir de dahil, bunlar hakkında mutlaka saygılı bir dil kullanmak lazım. Eleştirirken dahi eleştirinin akademik dille yapılması, politik dille yapılmaması lazım. Benim eleştirdiğim nokta, elbette saygılı davranmalı. O olunca anayasa, kanun, hukuk, nizama gerek yok. O ilkeler uğruna her şey yapılır şeklindeki meşruiyet karizması. Tırnak içinde yanlış olan bu. Belki buradan yola çıkarak ben de şunu ifade edeyim. Şimdi bir darbenin Atatürk'ü kullanmasının altında yatan çelişki, hani Yaman çelişki dediğimiz çelişki. Darbe olmuş. Atatürk yolunda devam diye bir gazete başlık atmış. Fakat unutulan şu, darbeciler de aynı şeyi söylüyor. Atatürk yolunda devam. Türkiye tarihinin dibe vurduğu bir dönem. 1919 yılında Türkiye'de seçimler yapılıyor. Seçimler sonucu oluşan İstanbul'daki parlamentoyu işgalci devletler kapatıyorlar. Bunun üzerine Türkiye fiili olarak Mondros Mütarekesi Anlaşması hükümlerine dayanarak işgal edilirken, buna başkenti dahil olmak üzere, evet, en zor zamanında 23 Nisan 1920'de bu ülkede meclis açılıyor. Olabilecek en zor ve en güç dönem. Hatta seçim, birçok yerde seçim yapmak olanaksız, temsilci seçmek olanaksız. 23 Nisan 1920'de meclis bu koşullarda açılırken darbeciler Atatürk'e referans yaparak meclisi kapatıyorlar. Bu çelişki, bu yeter diye düşünüyorum. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi burada bu meclis referansı çok iyi oldu. Atatürk'ün bir Sakarya Savaşı devam ederken bir büyük taarruzdan önceki başkomutanlık mecliste tartışmaları sırasında iki defa meclisi kapatma düşüncesi var. Bunu İsmet Paşa hem defterlerinde yazıyor hem anılarında anlatıyor. Aynı şekilde Kazım Karabekir de İstiklal Harbimiz adlı kitabında Atatürk'le bu konudaki yazışmalarını yayınlamak suretiyle o da ifade ediyor. Düşmanın attığı toplar Ankara'dan duyuluyor. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım mı tartışmaları yapılıyor. Mecliste siyasi tartışmalar var. Meclisi kapatalım mı? İsmet Paşa'nın ve Karabekir'in aşağı yukarı aynı mealde verdiği cevap var. Meclisi kapatırsan meşruiyeti kaybederiz. Vergi bile toplayamayız. Evet. Bu çok önemli. Onun üzerine tabii Atatürk de meclisi kapatmaktan vazgeçiyor. Şimdi meclisten kaçınmak gibi bir şey oluyor zaman zaman bütün memleketlerde. Bizde de şu sırada var. Hemen bütün bunları konuştuğumuz zaman o geliyor insanın aklına. Meclis seçildi. Ne zaman seçildi? 7 Haziran. 7 Haziran'da seçildi. Şimdi hala işte meclis tatili bitmediği için toplantı halinde değil. Yeni seçime gidiliyor. Şimdi bu da iktidarların zaman zaman başvurdukları bir şey. Meclisten kaçmalar. Türkiye'de de adet haline gelmeye başladı. Yani o bayramlar, seyranlar, hükümet kurulması sırasında araya girdi. Onlar bahane edildi, bilmem ne edildi. Bunun da sonucu ne oluyor? Bir de üstelik bir hükümet var. Bu hükümet sorumlu bir hükümet değil. Güven oyu almamış. Evet, sorumlu meclisin, bir hükümet değil. Bir şey yapamıyorsun. Teknik bir hükümet. Teknik bir hükümetle idare ediliyoruz biz. Bir ay geçti, işte bir ay daha geçecek. Ondan sonra ne olacak? O da belli değil. Yenisi kurulması halinde bu hükümet mi vekalet etmeye devam edecek? Ne olacak? Bunlarda böyle boşluklar var kanunlarda. Tabii kanun yapılırken, anayasa yapılırken bunun mutlaka suistimal edileceği fikri, şu şekilde suistimal edilebileceği fikri akla gelmiyor. Her şeyde bu kadar... Anayasa o kadar ayrıntılı olamaz ki zaten. Olamaz. Bir de hüsniyet lazım, iyi niyet lazım. Yani kanunu amacına uygun bir şekilde kullanma mecburiyeti vardır siyasetçilerin. Bu da yok. Böyle bir acayip vaziyetteyiz. Şimdi dünyanın şu sıradaki herhangi bir demokratik ülkesinde böyle bir manzara yoktur. Bu manzara Weimar'da vardı. Weimar'da Cumhurbaşkanı'nın istemesi halinde hükümetler güven oyu almadan devam edebiliyorlardı. Hitler'in iktidara gelişinde de şeylerden bir tanesi budur. Açık noktalardan bir tanesi budur. Şimdi bu kadar çağ dışı, bu kadar acayip bir vaziyette devam edip gidiyoruz. Yani seçimde kurtulur muyuz derken, bu da seçim atmosferi hakkında çeşitli rivayetler var. Ben seçimlerin yapılabileceği kanaatindeyim mi? Yani hayır, yapılsa da böyle bir vaziyet var. PKK baskısı falan bu maalesef denecek bir olay ama. Yapılsa da aynı şekilde Cumhurbaşkanımız her gün konuşacak, Başbakan her gün konuşacak. İki misli yani fiilen konuşmuş olacaklar. Ve bunların yayımı falan aykırı olmayacak şeye kanunlar. Halbuki aykırı. Yani en azından yayıma aykırı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın şeysiz sorumlu olmamasının falan alakası yok. Böyle bir yayın düzeni, çünkü seçim kanunlarımız falan diyor ki partiler arasında işte müsabat üzerine dengeli bir şekilde yayın yapması bütün televizyonların falan lazım diyor. Neyse, yani bu da akla gelen şeylerden bir tanesi. Araya girmek istedim. Şimdi 10 dakika zamanımız kaldı. Biz bu programı tanıtırken de bir şey vaat etmiştik. İşte 12 Eylül darbesi olduğu zaman Alparslan Türkeş darbeyi kimden öğrendi ve ondan sonra işte 3 gün biliyorsunuz kayboldu. Nerede yaşadı, ne yaptı? Şimdi bu çok önemli bir hikaye, evet. Onun tanıklarından biri Taha Bey'in de yönlendirmesiyle Yaşar Okuyan bize Halil Şivgın'ın evinde Alparslan Türkeş'in nasıl günler geçirdiğini, ne yaptığını kısaca anlatacak. Hem Yaşar Okuyan'a teşekkür edelim. Darbe oldu, bütün liderler ordu tarafından nezarete alındı. Alparslan Türkeş ortada yok. Evet. Türkeş deyince... İşte ülkücüler, orduda taraftarları falan yeni bir darbe mi yapıyor falan. Çok büyük bir telaş var ortada. O Türkeş kaybolduğunda ne yapmış, onu Yaşar Okuyan en iyi anlatıyor. Şimdi o röportaj ekrana geliyor. 11 Eylül günü öğleden sonra 4 civarıydı. Bir hanımefendi beni aradı partiden. Eşi yüzbaşıydı o tarihte. Kendini takdim etti. Sizinle de çok önemli bir konuda eşimin ilettiği bir mesaj var. Bu akşam büyük bir ihtimalle darbe olacak. Bunu bildirmemizi. Geldim hemen partiye. Biraz önce rahmetli Türkeş de çıkmış. Orandaki evine gitmiş. Aradım hemen. Dedim böyle böyle. Sizle görüşebilir miyim? Atladım gittim. Evet. Dedim böyle bir şey geldi. O sırada zaten bir aydır ha bu akşam olacak, ha yarın akşam olacak diye sürekli darbe söylentileri vardı. Türkeş Bey dedi, ben de dedi bir iki yere bir bakayım dedi filan. Sonra Türkeş Bey 8'de beni çağırdı, 7.30'da daha doğrusu. Gel dedi. Ben de gittim, dedi ki evet. Yani benim de aldığım bilgi teyit ediyor. İşte ne yapalım diye müzakere ettik orada. Dedim efendim burada durmayalım birimiz. Bizim eve gidelim. Ve Bahçelievler 3. caddedeki benim oturduğum eve geldik. Orada bir değerlendirme yapalım dedik. Bazı arkadaşları çağırdık. Sizi bir yere saklamamız lazım. Çünkü şundan dolayı saklanması lazım. Yani darbe olacak ama bu hiyerarşik bir şekilde mi, yoksa silahlı kuvvetlerin içinde bir Marksist grubun bir darbesi mi? O tabii sıkıntı. Filistin Caddesi'nde Halil Şivgın diye bir arkadaşımız vardı. Daha sonra da Sağlık Bakanı oldu, hatırlayacaksınız. Onun evine bir emirvaki yaptık. Oraya getirdik. Dedik siz burada kalın. Bir iki gün bakalım duruma göre. Rahmetli Demirel'i aradım. Rahmetli Nuri Bayar o zaman Sanayi ve Ticaret Bakanı'ydı. Onu aradım, dedim ki beyefendiye söyleyeyim böyle böyle bu akşam ihtilal oluyor. O sonra beni aradı Nuri Bey. Dedi ki beyefendi gözlerinizden öpüyor. Araştırmış, böyle bir şey yok. Daha sonra rahmetli Demirel'le konuştuğumda dedim efendim Nuri Bayar Sanayi Bakanınızla ben size haber verdim. Ya Okuyan MİT müsteşarını sordum. Dedim efendim MİT müsteşarı da olayın içinde yani. Evet dedi o dedi işte bir o basiret bağlanması diyelim ona dedi filan. Sonra tabii ihtilal oldu. Bildiride şöyle söylüyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimi el koymuştur. Adalet Partisi Genel Başkanı Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Türkeş gözetim altına alınmıştır. Halbuki Türkeş'in rahmetlerinin evine gidiyorlar Orhan'a. Orada yok. Nedir? Diğerlerinin hepsini evlerinden topluyorlar. Rahmetli Demirel de evinden alıyorlar mı? Daha sonra Türkeş ile ilgili saat 4'ten sonra işte Milli Birlik Komitesi'nden işte çağrı, eğer işte 24 saat içerisinde teslim olmazsanız işte şu olacak, bu olacak filan diye. Sonra biz değerlendirme yaptık Türkeş Bey'le. Rami Zongun, ben, böyle 2-3 arkadaş. Belli oldu. 12 Eylül ihtilalini yapanlar hiyerarşik bir yapı içinde olduğu anlaşıldı. Onun üzerine ama 3 gün saklandık. 3. günü Türkeş Bey dedi ki teslim olalım o zaman dedi. Dedim siz takdir sizin. Halil Şivgın'ın kaldığı evle o Filistin Caddesi üzerindeydi. Hemen yanındaki sokak Kader Sokak. 5 bina altta da Türkeş Bey'in 2 katlı evi vardı. Orayı kütüphane olarak kullanıyordu. Sabah böyle kimseye gözükmeden, çünkü hani kalan eve de sıkıntı vermeyelim Halil'le ailesine. Oradan kendi evine geçti. Oradan telefon etti merkez komutanlığına. Ben Alparslan Türkeş, beni filan yerden gelip alabilirsiniz diye, öyle teslim oldu. Evet, bu da 12 Eylül günlerinin, o günlerin tırnak içinde sır hikayelerinden biriydi. Neredeydin o sırada? Sen de genel yönetim kurulu üyesi miydin? Genel idare kurulu üyesiydim ben. Önce şunu anlatayım. Mahkemede hakim sordu. Darbeden sonra diğer liderler hemen geldiler, teslim oldular. Siz 3 gün neredeydiniz? Alparslan Türkeş'e soruyorlar. Alparslan Türkeş'e soruyorlar. Duruşmada yani mahkeme duruşmasında. Rahmetli Türkeş, Halil Şivgın'ın evinde kalınması, Halil Şivgın tutuklanacak. Hı hı. Tabii öyle bir şey söylemedi. Dedi ki ben dedi Kader Sokak'taki evimin kalorifer dairesine gazete serdim, çarşaf serdim. Olarak orada kaldım. Kütüphane olarak kullandığı. Orada kaldım diye söyledi. Türkeş'in arandığı yer oranda ikamet etmekte, yatıp kalkmakta olduğu ev. Ailesi falan orada. Hı hı. Devamlı orada arıyorlar. Bu kütüphanede arama yapmak askerlerin aklına gelmemiş. Yani. Onu gösterdi. Halbuki Halil Şivgın'ın evinde kaldı. Halil Şivgın da yani Türkeş gibi bir ismi o zaman bir darbe döneminde saklamakla büyük risk aldı. Hakim üzerinde fazla durmadı. Aslında bir noktayı belirteyim. Arkadaşlar, beraber cezaevinde yattığımız arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bir hukukçu olarak ben tabii bize suçlanan iddianame falan inceliyorum. Yargıtay kararlarına bakıyorum. Orada Yaşar arkadaşım çok iyi hatırlayacaktır bunu. Diğer arkadaşlar da hatırlar. Şunu söyledim. Dedim ki ben askeri Yargıtay'ın içtihatlarını okudum. Bu Yargıtay'la iftihar etmemiz lazım. Bu Yargıtay hukuka tam bağlı. İşte bizi solcu hakimler yargılıyor falan diye endişemiz var. Bırak solcu hakimi, Stalin hakim olsa bu Yargıtay varken bizi mahkum edemezler dedim. Burada Yargıtay üyesi değerli yargıçlara, adliye mahkemelerinde kürsü hakim olan değerli hakimlere, savcılara, idare mahkemesindeki hakimlere, savcılara hitap ediyorum. Hukuka güveni sarsmayın. Darbe döneminde biz askeri Yargıtay'ın adil karar verdiğini kararlarının evrensel hukuka, içtihatlarının anayasaya uygun olduğuna güvendik. Ve güvenimiz boş çıkmadı. O dönemde bile. Evet. Altan Bey, çok az zamanımız kaldı. Ben size vereyim. Siz de toparlayıcı bir şeyler söyleyin. Müsaade ederseniz sonra ben programı kapatayım. Şimdi toparlayıcı şey olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında bu tarihe bakmak, bu şekilde, benzeri şekillerde bakmak iyi bir şey. Bu çünkü bugün yaşadığımız, şikayet ettiğimiz olayların büyük bir kısmı tarihin herhangi bir döneminde geçiyor. Evet. Bizim ülkemizde geçmezse başka yerlerde geçiyor. Nasıl başlangıcı olmuş, nereye varmış, yani başlangıcı ve sonucu biliniyor. Aynı şeyleri, bazıları hata bunların, evet, bazıları iyi şeyler. İyi şeyleri göz önünde tutup onları uygulamak noktasına gelmeliyiz hepimiz. Ve hataları da hiçbir zaman tekrar etmemeye çalışmalıyız. Yani bu işte Mehmet Akif'in ünlü sözü hep evet, hatırıma geliyor bu gibi hallerde. Yani tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Her fırsatta bu akla. Mef'ulü mefailü vezniyle. Evet. Yani mef'ulü mefailü vezniyle. Bu program eğer buna böyle bir katkıda bulunursa çok tabii, evet, iyi bir şey olur. Amacımız da bu. Amacımız da bu. Arada sırada böyle kavgamsız şeyler anlaşılıyor ki tabii olacak. Gerilimler olacak, tartışmalar olacak, farklı bakışlar tarihin sağ solu var, hayatın zaten olduğu gibi tabii olacak. Sen de biraz acaba daha mı şeysin, daha anlayacağız tabii ilk defa, yani bir araya geliyoruz. Bu tarafsızlığını ve tarih bakış, tarihe bakış şeyini. Tarafsızlığım olduğumu iddia edemeyeceğim. Benim de taraf olduğum, yani ideolojik baktığım, taraflı baktığım yanlar var ama biz mümkün olduğu kadar. Ha, peki. Yok, orada yok. Onu bilhassa ben isterim çünkü en uzun konuşmaları hakkı da Altan abi yaptı. Bir de bir şey yapalım ya, şu hakikaten bir kum saati falan filan bir şey kullanalım. Tamam. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, yani bu bazen ya bunun terazisi de yok aslında. Yok, hani yok, kim ne kadar konuşuyor, az mı konuşur, çok mu konuşur? Bazen evet, konuşurken birbirimizi böldüğümüzde insicam dağılıyor, şey yapamıyoruz. Yani o silsileyi kaybedebiliyoruz. Ama biraz da belki konuşmanın, tartışmanın esprisi şeyi burada yapıyor. Bu, evet. Evet. Yani zaten bugün de bunun örneğini gördük. Muhtemelen bir kervan yolda düzülüyor. Zaten biz programlar ilerledikçe de bir kendiliğinden bir süreç yaşanacak veya bir şey bulunacak. İzleyicilerimize bir çağrıda bulunalım mı, izin verirseniz? Tabii ki. Tartışılmasını istedikleri konuları size iletsinler. Tamam. Programımıza iletsinler. Ben şeyi de söyleyeyim. Ama bu çok uzak tarih olmasın. Hep, evet, günümüzle bağlantı kurmak istediğimiz, evet, için değil mi? Biraz, evet, olabildiğince yakın. Hemen e-mail adresini de vereyim ben. Evet. tarih@cnnturk.com.tr tarih@cnnturk.com.tr altta da yazacaktır arkadaşlar. Ben de o zaman programı şöyle kapatayım. Yani ilk programımızda ilk kez, yani daha başka bir programda bir araya gelmiştik ama ilk kez burada bu program için bir araya geldik. Evet, hatalarımız olmuş olabilir. İzleyicilerimiz bizi affederler umuyorum. Ve başta verdiğimiz mesajı ben bu programın sonunda müsaade ederseniz tekrarlamak istiyorum. Türkiye hakikaten çok zor bir dönemden geçiyor. Bunu bir samimiyetle söyleyeceğim, bir tarihçi olarak da söyleyeceğim. Hakikaten Türkiye tarihinin zor dönemlerinden birinden geçiyoruz. Bunu görmemiz lazım. Burada hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, Kürt, Türk, Çerkez, Arap, hangi dini inanışa mensup olursak olalım, Müslüman, gayrimüslim, Alevi, Sünni, Nasturi, hangisi olursa olsun, hangi gelir grubuna mensup olursak olalım, hangi felsefi tercihe sahip, hangi ideolojik düşünceye sahip olursak olalım, farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle, farklı kimliklerimizle, ideolojilerimizle barış ve demokrasi içinde ve bir arada yaşamak durumundayız. Bunun zeminini en başta parlamentoyu kullanarak kurmak zorundayız. Dolayısıyla biz de iki hem araştırmacı hem duayen gazeteci, ben naçizane bir akademisyen tarihçi olarak bu konuların tartışılmasına birazcık vesile olursak hakikaten kendimizi mutlu sayarız, bir katkı yapmış sayarız. O yüzden ben izleyicilerimize sabırları için, teşekkür ediyorum. Eski deyişle sürçülisan ettikse affola diyorum. Haftaya sizin de önereceğiniz konularla bir araya gelmek üzere. Sağım solum tarih bu akşamlık bitiyor. Hepinize hoşça kalın diyoruz.